Evet. Ceren'le de ben oluyorum o zaman. Ceren sen anlatmak mı istiyorsun, dinlemek mi? Ben anlatayım ya. Ben de iyi anlatırım Eğer o senin zaman, için haberin sıkıntı olsun. yoksa anlarım diyorsan. Ben ama anlamaya da bilirim ama iyi anlatırım. Tamam, sen anlat o zaman, ben anlayan olayım. Tamam. Tamam, o zaman bu kadar. Baktınız kelimeyi anlatamıyorsunuz. Yasaklı kelimeleri anlatarak onu bildirmeye çalışabilirsiniz. Bunu da unutmayın. Sizden tek dikkat etmenizi istediğim şey, yasaklı kelimeyi söyleyerek ay aman gibi şeyler olmasın. Biraz konsantrasyonunuzu arttırarak çıkarsanız bence yasaklı kelimeyi de söylememiş olursunuz hem. Tek istediğim bu. Dokunulmazlık oyunu yani, önemli bir oyun. Tamamdır. Evet. Kelimeyi bulmaya çalışan yasaklı kelimelerden birini söylediğinde anlatan kişi de tekrar edebiliyor, değil mi? Evet, edebiliyor. Evet, onu sordum. Evet dedi. Tamam, baktınız kelimeyi anlatamıyorsunuz. Yasaklı kelimeden devam etmeye çalışın anlatarak. Ama baktınız hiç anlayıcı o tarafta değil. O zaman o pas hakkını kullanın. Ama çok dikkat edin kullanırken yani, onu da söyleyeyim. Bir dakikamız var. Bol bol zamanımız var Evet, yani. sadece bir tane pas varmış. Okey. Evet. Soldan sağa doğruydu, değil mi? Evet. Evet. Tamam. Mete Bey'den bir bilgi geldi. Evet. İlk oynayan kişi ikinci oyununda ilk oyununda anlatıcıysa ikinci oyunda anlatıcı olamıyor. Tamam. Herkes hemen anlatıp hemen şey mi yapıyor? Tamam, Anlıyor değiştiririz, mu? sıkıntı yok. Bir de burada şunu dikkat edelim arkadaşlar. Anlatıcının cümlesi bittikten sonra tahmin edelim. Gecikmeler yaşanacaktır çünkü. Bilginiz olsun. Kontrol bakarız ya. Fark etmez hiç. Mete Bey, Vuramadım süre ya. kağıtlar alındıktan sonra başlayacak, değil mi? Karakman öhö yap. Süreyi ben başlatacağım. Yani kağıtları aldıktan sonra mı başlatacaksınız? Mete Bey bir şey diyebilir miyim? Evet. Benim biraz boğazım ağrıyor da yarışmasam olabilir mi ya? Yalan söylüyor olabilir Mete abi. Tamam işte onu takımın karar verir. Yalan yalan olabilir bu arada Mete Bey. Biz kim dışarıda kaldı kendisi. Tamam Karaman zaten sıkıntı yok Karaman. Sen izleyebilirsin. Karaman sıkıntı yokmuş. RP'ye bak amına koydum bunlar. Geçmiş olsun Panama Karaman. Rüzgarı çarptı da çocuğu. Yöre seyiyor. Yöre seyiyor. Bak bizim gene. Havada esiyor biraz esiyor. Buradan Evet, çıkışta da aynı mavi böyle bu takım arada. ilk başlayacaktı. Arkadaşlar bu oyunda tribünden hiçbir ses duymak istemiyorum. Hiçbir ses çıkmayacak. Sadece yarışan ve kelimeyi bilmeye çalışan arkadaşlar konuşacak. Yasaklı kelimelerden birini kullanırsanız anlatan kişi onu kullanabilir. Mavi takımdan ilk yarışacak iki isim öne gelsin. Gugu ve Batu. Hadi Batuhan Gugucan, hadi Anlatacak bakalım. kişi anlatacak kişi benim soluma. Kırmızı takımdan da birini seçsek ya şimdiden onlar yarışmadan. Onlar biliyordur çünkü Messenger'cim kim yarışacak. Tamam da söylesinler. Ona göre sonra taktik değiş. Ya bunun taktiği yok ki karşılıklı. Kendi aralarında bir savaş olduğu için bu bilme savaşı. Tamam Kiraz. En çabuk bilen Messenger'cim. Hadi Google. Yaparız. Yok beni anlamadınız. Boş ver biraz. Ben anladım şimdi. Kiraz sana niye hep geç düşüyor? Bugün bende bir şey Batuhan var Melet'i sen mi Messi. Ben anlatacaksın? anlamadım. Evet. Anladım da bir Bu şey sandıktan söyleyemiyorsun bak şu an. soldan bir olacak şekilde soldaki bir olacak şekilde eline al kağıtları. Tamam aldım. Üste çık. Evet. Düdükle beraber zamanı başlatacağım. Bir dakikanız var. Bir dakika içinde en çok kelimeyi bilmeye çalışacaksınız. Tamam. Mete Bey sonra ben mi anlatacağım? Hemen sonra.
Hayır, sonra kırmızı takıma geçecek. Yani VS şeklinde. Ben hazırım Mete Bey. Takım anlatmaya çalışacak. Bir dakika içinde onlardan hanginiz yani ya siz ya hanginiz daha çok kelime bilirse 1-0 olacak. Hazır düdükle beraber. Tamam. Gugu benim üstümdeki parlak ya. Başka parlak neler olur parlak? Aklına gelen parlak şeyleri say. Güneş. Başka güneş, başka. Işık. Başka başka. Ha ışık dedin ya. O ışık. Evet. Ha o ışık kim bulmuştur? Kim bulmuştur ışığı? Tesla. Edison. Lan ışık. Ha tamam. Bildi. Bu ne yapıyorsun? Bildiğinde ne yapıyordum? Devam et, devam et, devam et, devam et. İkinci kelimeye geç, tamam. Devam et. Şimdi şöyle bu ne ya? Hadi. Şöyle tek tamam pasak söylüyorum. Ya. Bir tane dizi vardır. Bir tane dizi vardı böyle çok izlendi. Yaprak böyle Yaprak Dökümü. Gerçekte olan, gerçekte saniye. Olan yok. Netflix'te. Pas. Sen en çok ne seversin Gugu? Araba. Son tamam onun saniye. Neyi olur en büyük parçası? 3 Tekerlek. Motor. Lan en büyük parçası. Evet. Motor tamam bildi. Okay. İkinci kelimeyi son anda bilmiş oldu. Çok güzel. Mete Bey ben çok benim güzel. De saatim var ben buradan kontrol ediyorum. Sanki süre bir dakika 2 saniye olmadıysa hiçbir şey bilmiyorum. Süreyi ben tutarım. Teşekkür Kebelek ederim Bey. Kelebek Mert. İmam Bey siz oradan cevap vermenize gerek yok. Ben cevap veririm. Çok özür dilerim. Sinirlendim efendim çok pardon. İşimle karışmayın. Ben şimdi tamam, ne yapayım? Takımı yerine alalım. Onları tekrar sandığa bırakırsan. Rita bilebilir misiniz? Bizden kim çıkıyor ilk arkadaşlar? Rita. Gideyim mi? Vallahi 3 yaparsınız gibi geliyor ha. Hadi yap. Bu ikili zaten evet, ben bilmem eşim direkt katılmak istiyordu. Güçlüler koydum. Galiba. Ben güçlü görüyorum onları burada. Alıyorum. Hayır, anlatan sağ oğlum, tarafa. Bir şey karışmış. Bir şey falan karışmadı kırmızı oğlum bak. Kırmızı takımda anlatan bak, bu o yoruma gel. Tarafta mavi takım. Sen böyle her şey karışınca kurgu olmuş oluyor ama. Neye karıştım kanka? Bir söyle bakalım neye karıştığımı söyle. Ben anlatan kişiyim o zaman burada mıyım? Evet. O bir şey karışmadım oğlum. Sadece ben ada saatlerini söyledim. Şu kadar hızlanalım bu kadar yavaşlayalım gibi söyledim. Bir şey karıştığım yok. Seyir zevkini arttırmaya çalışıyorum tamam, yani. Tamam alabilirsin sandık. Mesela müziği kapatın. Müzik çok geliyor. Bunlara karışıyorum evet, yani. Öbür tarafa geçeceksin. Zaten RP ama bunlar kurgu değil. Bunlar gerçek oyunlar şimdi. Ben burada yapamazsam yenileceğiz. Evet. Soldan şekilde aldın değil mi Rita? Sol taraf 1 olacak şekilde. Evet evet. Tamam. Düdükle beraber zamanınızı başlatacağım. Düdükle beraber hazır. İmam ne? İmam hoca. Hangi din? Müslümanlık. Tamam dur. Tamam Müslümanlık. Orada Müslümanlık. Wow. Dur. Biraz da bir ceza verin. Hadi çabuk. Yoksullara zekat. Bir şey veriliyor. Zekat. Evet, doğru. Sadaka. Tamam. Yine aynı Müslümanlık bir yere gidiliyor. Hac. Bir ülkeye Hacı. Gidiliyor. Evet doğru. Mekke. Bildim geçti. Şimdi son 15. Hadi. Kavun neyimiz bizim? Keleğimiz kavun bizim çıkıntı. Hayır. Meyve. Kötü 4, kötü olarak düşün. 3 2 Kavun bizim 1. Düşmanımız içimizdeki hain. Ters. Allah belanı neyse, versin. Tamam. Duyuyorsun değil mi? Yine bir olmaz. Bitti. İyi ki ben bilmemiştim. Mete Bey şimdi biz ilk iki kelimeyi daha hızlı bildik diye. Biz mi kazandık? Şşş lan. Bir tane bildiniz. Şimdi bakacağız. İki tane bilmedik mi? İki tane bildik. İki bildik. Ve sizden daha önce bildik ikinciyi. İmam, Mete abi imam oradan konuşmuştu. Ne ceza alacak o?
Ama kum yedireceğiz biz yani, ona. Kum. Adada kum yedireceğiz biz ona. Onun cezası o. Ve orada dayanamadı. Bu arada önümde telefon değil, defter var önümde. Evet, bunu karalıyorum. Kavuncum özür diliyorum. Hani algı olarak. Sessizlik. Rejinin verdiği senin bilgiye göre. Sağ olsun İlk, kelebek. İki kelimeyi. Ya benim beylik tabancam nerede? Arkadaşlar biz sessiz hepiniz olalım. Dedi, lütfen Batuhan'cım bir sessiz olalım. Tamam mı? Adam yönetebilsin. Teşekkürler. Rejinin verdiği bilgiye göre ilk iki kelimeyi ikisi de bildi. Fakat kırmızı takım iki kelimeyi daha çabuk bildiği için sayı kırmızı takıma gidiyor bu roundda. Helal be. Yes. Oley. 0 yes. Önde. Tebrikler. Şey şu kağıtları koydunuz değil mi buraya? Güzel. Güzel. Şuraya yüzümden vermişler. Şimdi bu roundda kırmızı takım tekrar öne çıkacak. Kırmızı takımla başlayacağız. Şimdi onlarda kim kaldı? Ya Mete Bey siz çıkalım yani, mı? Affedersiniz ama mantıklı değil gibi geldi bana birazcık kurallar. Bana da mantıklı değil gibi geldi. Eşitlik olması gerekmiyor mu? Bence yani o zaman direkt kim daha fazla biliyor olmalıymış bence yani. Süre biraz saçma gibi ama siz bilirsiniz. Daha çok süresi vardı. Eşitlikte kırmızı takımın daha çok süresi vardı. Bir de zaten siz 2 saniye geç bildiniz. Onu da atlamayalım. Mete Bey eşitlikte eşitlik mi olsa hani? Sonuçta çok şey değil ya. Ama oyun, kısa keşke oyun hani bu kuralları oyun başlamadan önce söylesek Mete Bey. Söylenen kurala da uyulmuyor ki. İmam konuşulmaması gerekirken konuştu bench'ten. Sanki söyleyince ben bir şey anlamadım geçiyor. Ama takozcum yani. Ama oyun esnasında konuşmayalım dendi ama konuşuyorsunuz. Aynen. Çok özür dilerim Kurt Adam Bey. Çok özür dilerim. Bir dakika az evet. Yani zaten bir de 62 saniyede motor dendi orada. Kavun soldaki bir olacak şekilde elini al. Al hepsini. Hepsini alıyorum. Kavun alınmadın değil mi? Haydi faydasız inanıyorum sana ilk defa. Bir saniye. Ne dediniz ki alınacak. Evet sesim evet. Geliyor değil mi şu an? Evet hazırsanız düdükle beraber. Hazırım. Hazır. Kanka adada ben seninle bir şey ne yapıyorum? Elimde kokonat var geliyorum ben senin... Hayır adada elimde kokonat var. Yanına gelip seninle ne yapıyorum o kokonatı? Paylaşıyorsun paylaşmak. Aynen doğru. Ha az önce dedin. O az önce paylaşmaktan önce kurdun o cümleyi. Kanka mevzu şu tartışmak, adadayız tamam mı? Tartışma. Tekrar adada... Hayır bekle. Adada olduğumuzu düşün. Adada birlikteyiz tamam mı? Seninle ben kokonatı evet. Verdiğimde aynı zamanda paylaşmak dışında ne yapıyorum? Bölüşmek. Seninle? Kokonat vererek aramızda bir şey oluşuyor. Ne deniyor o şeye? Aramızda sıcaklık, elektrik, iyi niyet. İşte bir şey... Bir şey mak anladın mı? Paylaşmak bağ. Gibi. Hayır. Son pas. Saniye. Kanka olaylar var. Genel bir şey olaylar. 5, 4... 3, 2, genelini ilgilendiren 1, olaylar. Süre bitti. Bugüne ne ara ve neden bu kadar önemli? Toplumsaldı. Varsayalım ki bir kaç bildiler? Hadi ortağım iki tane yapıyorsunuz. Yardımlaşmak. Support Bey çok teşekkür ediyorum. Güzel cümlelerin için. Tamam. Ya kurgu yok bu yarışmanın. Zaten değişeceksiniz nesin? Önemi yok anlatın. Sandıkta kelime yok şu an. Sakinleşin. Karaman boğazın tamam, nasıl oldu? Aldın mı sandıktakileri? Boğazım ağrıyor kurgu ya biraz. Yalan söylemiyorsa hiçbir şey bilmiyorum. Nesrin sandıktakileri alma dedim. Sen gidip sandıktakileri aldın. Karaman'ın üstün roleplay yeteneğine peki kaç puan veriyorsunuz? 10 puan amına koydum. Bilmiyorum zaten.
Bunlar bir nasıl bile bilemezler. Nasıl öğreneceğim şu an? Tamam öğrenirim. İpler kendi aralarında kurgulamışlar. Şimdi öyle geliyor. Soldaki birinci olacak şekilde al eline. Soldaki birinci olacak şekilde. Aldım. Tamam. Hazırsanız düdükle beraber. Nesrin güzel anlatıyor ama bence. Anlatıyordu yani. Başladı mı? Garip gelsin hadi. Hazır düdükle beraber. Başladı mı diyeyim. Şimdi bu şey bir tane mağaza var ya vatan nokta nokta falan diye. Bu ne Computer, mağazası? Bilgisayar ya, oğlum, teknoloji. Oğlum ne mağazası genel adı? Evet tamam doğru bir. Tamam daha demin ne dedik? Newton dedik. Newton'un mesleği ne? Bilim adamı. Tamam bilim adamları fizikçi. Ne yapar? Hayır yeni keşif. Bir şeyi... Tamam keşifin eş anlamlısı, keşifin eş anlamlısı. Buluş. Evet İcat. Evet doğru 2 bildik. İki bildiler ve sayıyı hanelerine götürdü. Bravo. Helal lan size. Kolaydı. Helal. Tebrikler. Çözeceğiz abi. Teşekkürler. Not oldu süre bitti mi? Teşekkürler. Hayır, Karaman boğazını yok bir süre bitmedi ama ikinci kelime bitti. Karaman zorlama boğazını. Bu sefer mavi başlıyordu galiba tamam, liderim. Tamam. Ha pardon evet, doğru. Evet bu sefer mavi başlayacak. Bu sıra bizde galiba. Sprasya davay priviyet gel katerin. Davay. Ne yapacağım ki şimdi seninle? Bekle hadi abi. Hadi oğlum yaparsınız. Mete Bey bir de cezası vardı acaba. O cezası vereceğim. Kebelek. Kebelek. Bir sürü sus. Oyuna çıkıyorum ya. Kiraz yaparsın kiraz. Katerin bir gel bakayım yaklaş. kiraz. Yaklaş. Soldaki. Öksürseniz. Soldaki biri olacak şekilde. Tamam bir saniye efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Doktor Metin Kuş'a bir gönderelim şu Karaman'ı. Evet Kiraz. Efendim okudum müşledim ben ona bir. Soldaki bir olacak şekilde elini al. Hadi Katerin bak. Evet düdükle beraber. Hazır. Şimdi Katerin'cim ben şimdi incecik bir tahtanın üstündeyim tamam mı? Benim neyim zorlanır? Neyim zorlanır? Ha? Aynen bir. Şimdi bak şimdi ben kaza yaptım tamam mı? Kaza yaptım burnum yarıldı. Doktor da dedi ki bu dedi burnunun dedi nokta noktası dedi düzelmez dedi. Bunu geçiyorum pas. Şimdi bak parkurda en çok ne yaparız? En çok ne yaparız parkurda? Parkurda ne yaparız? Koşarız, yüzüyoruz, zıplıyoruz, koşarız, yüzüyoruz, zıplıyoruz. Ha bunların genel olarak hani ben şimdi oturuyorum ya ama oturmuyorum ne yapıyorum? Tam tersi. Geliyorsun, yapıyorsun. Ya hani böyle oturuyorum ama saniye. Böyle oturmuyorum artık bir şeye başladım. Hani bir sağa bir sola gidiyorum ne yapıyorum? Ya sağa sola gitmek için değil mi Katarina? Sürünüyorsun ne yapıyorsun? Sürünmüyorum oturuyorum ama oturmuyorum diyorum sana. Spor. Ya hareket ediyorum Katarina ya. Ne yapıyorsun? Ya. Element açılır o. Tamam bir bildiler. Sıraş bildiler. Hadi Ceren. Bir. Ben anlatıcı bu tarafta mı oluyor? Ne tarafta oluyor bizde? Anlatıcı sizde sağda. Ya bu da kendine göre sağ sol diyor ya bir de. Çok iyiydin Katar'ın olsun. Şerlik olsun. Kegri alma bir saniye. Ben anmıyorum ki. Ben anlıyorum. Kaç bildiler? Bir bildiler tamam, değil mi? Tamam Luna alma. Bekliyorum Mete abi. Tamam. Soldaki biri olacak şekilde alabilirsin. Oh. Acı çağrı yaparsınız ya. Karşı takım
bir kelime bilebildi. Onu da 9 saniyede bildi. 2 kelime bilmeniz lazım ya da tek kelimeyi 9 saniyeden önce bilmeniz lazım. Hazır mısın kelime? Hazırım. Hazır. Düdükle beraber. Tamam. Bir insan zengin değilse nedir? Fakir. Aynen. Şimdi bu fakirlere hani yardım. Bir şey verilir iyilik olarak. Nedir? Erzak. Değiştir onu, yardım. Erzak. Dini açıdan düşün. Söylemişlerdi bunu. Şey. Şarkı çok basit, bilirsin bunu ya. Sadaka. Paslıyorum. Evet. Bildin. Mesela biz şimdi bir takımız, tamam, biz birlikte neyiz böyle? Ekip, bir takım ruhu. Kelimesi. Birlikte geç, dedim ama. Geç, pas, birlik kelime söyledi. Pas, geç diyene geç çabuk. Tamam, biz insanız, tamam mı? İnsanın en üst kısmında ne vardır? 15 saniye. Kafa, baş, boyun, saç. Aynen, kafa, şimdi iki kelime bu, tamam mı? İki kafa, 5 saniye. Nedir? Devamını getir onu. Kafa açmak, kafa. Kafa bir şeyi. 4, kafa, 3, tokasız, 2, kafa modeli, 1, saç modeli, kafa. Bitti. Kafanız. Aha, bilemediler, katarım, bilemediler. Kafa tası mı? Yes be. İşte bu. İlk kelimeyi daha hızlı bildik ama. Biz daha hızlı bildik yani bu arada. Daha geç bildik. Biz daha hızlı bildik. Sayı, mavi takım. Kazandık kız, kazandık. İşte bu. Keşke yemek deseydin, tas verdim oradan hemen. Luna, kağıtları bıraksana Luna. Kağıtların nevini aldık be, helal olsun bana. Ya. Zeynep'cim bizde galiba. Yemek dese tas verdim ya. Yok, Katarina helal olmasın. Lan git. Ona ekstra helal olsun. Ya sadakayı aklıma geldi, hemen getiremedim. Helal olsun. Şimdi kırmızı takım. Helal olsun, evet. Weak kaldık. Bir tık weak kaldık. 2-1. Karaman şu kurt adamı. 2-1, çakallar önde. Kaçta bitiyordu Mete Bey? Başım çok kötü. 5'te bitecek. Kelebek soldan. Bir olacak şekilde. Hangi, bu sandıktan mı alıyorum yoksa bu küçük sandıktan? Yok, bunu küçük zaten açamayacaksın. Kelebek yani nasıl alacaksın ondan? Soldaki bir olacak şekilde eline al. Ben bu arada kafatası demedim mi az önce ya? Mete Bey, bunu bir kontrol edebilir misiniz? Kafatası dedim diye hatırlıyorum çünkü. Reci baksın. Çıktı galiba öyle bir şey, bir kontrol edin. Bir bakabilirlerse çok sevinirim ya. Çünkü hemen dediğim diye hatırlıyorum. Denilmedi maalesef. Kafatası dedim sanki. Düdükle beraber. Bir baksınlar ya. Sen ne çiziyorsun? Resim. Tamam, onu asmak için ne yapmak lazım? Çerçeve etmek. Çerçeve. Bildin. Hemşire nerede çalışır? Hastane, iğne. Tamam. Hastanede başka ne olur? Doktor. Doktor. Tamam, doktor. Hasta. Doktor ne yazar? Doktor ne reçete, yazar? Reçete. Doktor ne yazar? Reçete, ilaç. Bildin geç. Bu bir hayvan. Aynı zamanda aylarla Rakun. İlgili. Kurt. Değil. Aylarla akrep, ilgili. Boğa, kol. Evet, doğru. Pas. Voleybol değil. Futbol, handbol. Basketbol, futbol. Değil. Evet, doğru, bildin. 4. Oha. 54 saniyede. Basit. Helal. Helal be. Helal kelebek sana be. Çok iyi anlattın. Şu an durum 2-2 olacak. Efendim. Evet. Ha? Karı koca ama haksız rekabet ya bir tık. Ama yapacak bir şey. Kiraz çıksın. Evet. Katerin'le kiraz mı? Mantıklı. Katerin! Gel! Privet! Davay gel! Hadi, davay gel! Burada mısın? Pardon.
Batuhan. Öbür tarafa geçiyor, bir tarafa. Tamam, mantıklı. Ne var Karaman, ne var? Boğazın hala kötü mü senin? Mete Bey, böyle taktiksel seçim yapabiliyor muyuz? Sırayla gitmiyor mu herkes aynı sırayla? Sırayla gitseydi sizin çıkmanız gerekirdi Takozcuğum. Ben de onu biz diyorum. Biz çıktık işte, zaten işte sırayla gidiyoruz yoksa sırayla mı? Biz normal sıraya göre çıktı çünkü bizim yarışımız. Evet, ilk biz çıktık. Evet, sırayla olacak ya. Ha, ha pardon, biz değişti. Özür dileriz, biz sırayı değiştirdiğini tamam, zannettik de. Tamam. Biz mi çıkıyoruz zaman? Bir şey daha diyeceğim. İmam Bey abinin eğer cezası oyunu etkilemeyecekse ben arkadaşlar yarışırken bas bas bağıracağım burada. Meşale vuracağım sağa sola, haberiniz olsun. Sen tehdit mi ediyorsun Recep? Karaman Bey. Yok, ceza etkilemiyorsa ben de ceza almaya razıyım. Neyse Takozcum, yani. Takozcum yapmayalım biz. Sen mi anlatacaksın? Mete Bey tehdit mi ediyorsun? Doğru diyorsun da. Yapmayalım. Sessizlik arkadaş. Ceza almaya razıyım diyorum oyunu etkilemiyorsa. Bilgi almaya çalışıyorum. Gel ben Sabi igne yapam, gelme gel. Sabi igne yapam. Google soldaki bir olacak yapma, şekilde yapma. Eline al. İğne yapma, korona oldu, korona. Kırmızı takım 54 saniyede 4 kelime bindi. Sıra çakallarda. Düdükle beraber. Hazır. Yandex'in rakibi Amerikalı. Google. Evet, doğru. Vay amına. Bilgisayarı yapan adam. Bilgisayarın Bilgeç. Doğru. Kahvehanede ne oynarız? Kahvehanede. Vay amına. Okey. Evet. Ben Valorant'ta skin almak için ne şey yaparım? Para yatırırsın, ne para. Evet, para. Fetişçiler öyle. Fetişçiler neyi sever? Fethetmeyi, nasıl yani? Fetiş. Ha, fetiş. Ayak. Ona ne takarsın ona? Çorap. Doğru. 5 kelimeyi bildiler. 5! Helal olsun be size, helal olsun! Yes be! Helal olsun size! Gugu. Çıldırdı. Siz var ya fırtına gibisiniz. Ayak durum, fetişinden ne anlattı? 3-1 çakallar Gugucan, önde. Sana helal olsun Gugucan. Sana da helal olsun bakalım. Sıra kırmızı takım. Bu sefer bu adayı ufaktan yerleşelim diyorum imam. Tabii. Mavi bizim takım mı başlayalım bu sefer? Bizim zaten mavi ya 1040 dandana kan projesiydi değil mi Gugucan? Mavi takım başlıyor. Evet, mavi takım başlıyor. Gel Samet, gel. Hadi. Güveniyoruz size, hadi. Yaparız. Samet, güveniyorum sana. Dur, onları alma. Hadi, dokunulmazlık bizim oyunumuz, hadi. Tamam, Kiraz şimdi sessiz ol, bir odaklanayım. Tabii, ben sessizim. Bekle Samet, alma. Mete Bey. Evet. Pas geçilen kelimeyi süre varsa sonra tekrardan anlatabiliyor muyuz? Evet. Tamam. Samet, soldaki bir olacak şekilde. Bunu almamız lazım. Samet anlatamaz diye ümit ediyorum ama belli de olmaz. Evet, düdükle beraber durum 3-1. 4-1 mi olacak acaba? Kurtlar yetişmeye çalışacak mı? Düdükle beraber hazır. Nesrin bugün çağrı tweet attı biliyorsun değil mi? Hayır. Orada ben ne yaptım? Ne yaptım bilmiyorum. Tamam, rage mi attım? Pas. Bu pas. Tamam, sonra geri dönelim. Birbirini seven iki insan ne olur? Aşık sevgili. Evli. Tamam. Damat kökü gelin. Kökü ilkinin kökü. Aşık kökü. Sevgi. Kökü. Neyin kökü? İlk ne ya demiş kök... hatırlamıyorum. Aşk. Birbirini seven iki insana. Heh, tamam. Geç.
Ekipman say, ekipman say, ekipman say. Mouse, monitör, klavye, saniye. Kasa. Tamam, doğru. Ekran kartı. Evimize ne asarız? 10 saniye. Ne asardık? Fotoğraf, sürekli çerçeve. Her evde olur bir şey asarız. Hayır. 5, 4, önemli günler olur. 2, gün, 1. Barak, 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 barak. Tamam, bitti. Ama önce söyledi, 2'de söyledi. 45 saniyede 2 kelime bildiniz. Allah kahretsin ya. 2 dediğimde söylemedim ya. Takılırsan pasla. Tamam, bir tane pas hakkım var değil mi Mete Bey? Evet, ama dönebilirsin sonra. Dantel miydi lan? Mete abi bir de yasaklı kelime bildiler zaten, o son kelime yasaklıydı yani. Alma, bekle Nuri. Tamam, o kelime sayılmadı. Mete Bey bir alayım da bakayım. Ya şimdi yasaklı eksi bir diyeceğim. Bir ton itiraz edecekler. Hiç uğraşmıyorum o yüzden. Tamam Nuri, soldaki... Ben nereden biliyorum? Şekilde... Samet'in tepkisinden biliyorum kardeşim. Aa pardon dedi. Oradan anladım ben yasaklı kelime söylediğini. Asmak dedi çünkü. Soldaki bir olacak şekilde. Önemli değil canım benim. Ne miyim şimdi? Siz de söylemiştiniz falan, o muhabbetlere girilmez. Bizden de söylediler. Hazır mısın? Hazır mısın kanka? Hadi. Ses deneme, tamam. Evet. Düdük'le beraber iki kelimeyi 45 saniyede bildiler. Üç kelime bilmeniz lazım. Ya da daha erken bilmeniz lazım. Düdük'le beraber hazır. Alışveriş neyle yapılır kavun? Kredi kartı, para. Alışveriş parayla yapmak kanka. İçin neye ihtiyacımız var? Peki parayı nereden temin edebilirsin? Banka. Aynen. Bir, güzel. Seri, hadi. İki insan birbirini severse ne olur? Aşk. Aşık olmak. Level atlat. Aşık sevgi. Olduktan sonra level atlat. Evlenmek, nişanlanmak. Evlenmek, son level'a evli. Gel. Ne deniyor ona? Evlenmeye çift. Ne deniyor? Ne yapılıyor evlenirken? Düğün. Mutluluk. Evlenirken ne yapılıyor? Keyif. Evlenirken ne yapılıyor? Yüzük, ne yapılıyor? Yüzük evlenmek takılıyor. İçin ne yapılıyor? Yüzük falan takılıyor. Sonrası, yüzük sonrası. Takılıyor yüzük kanka. Yüzükten sonra. Lan sonrası. Yüzükten sonra. Nikah. Geç. En son, kanka, evlenmek şu an için son. Tıkandım. Pas, tamam. Evlenmek. Google en çok neleri sever? Son 10 saniye. Google arabaları. En çok neleri sever? Yoga, yoga. Aynen. Araba. 5, yoga, yoga, yoga. 4, araba, yoga. 3, Mete Bey, 2, Mete Bey, Mete Bey yarışmaları 1, neyle geliyor genelde? 0. Sunucu, helikopter, araba. Kazandık, kazandık. Biz kazandık. Biz kazandık. Bitti. Önce bildik. Helal be, işte bu. 53 saniyede 2 kelime bildiniz. Ya, ve mavi abi. Takım derken bildiği için sayı mavi takım düğün, oldu. Düğün ya. Ya nasıl işte bilemezsin bu. Düğünü? Faydasız ya. İşte bu, işte bu. Samet ya. Ay ağlayacağım. Çağrı, hadi sana güveniyorum. Tamamdır. Kırmızı takım önce başlayacak. Ay, bu boğazım ağrıyor yani ya. Keyif diyor ya amına. Gel bir sakso çek git. Dur oğlum dur ya. Sakin olun ya. Of. Bekle alma. Çağrı soldan bir olacak şekilde. Tamam. Kalama tamam. Kalama tamam. Evet, durum 4-1. Çakallar önde. Çok kritik bir er. Kurtların bu elde çok kelime bilmesi lazım ki puanı alabilsinler. Dokunulmazlıkta kalabilsinler. Düdük'le beraber hazır. Şimdi rezidansların böyle 1+1 dairelerini ne için kullanıyorlar genellikle? İş. Yayın, iş. Evet, iş. İşin çay içilen bir yere ne deniyor? Hem iş yapılan hem de çayını içtiğin bir yere. Home office. Home'u sil başından. Ofis. Güzel. Yazları ne yaparız yazları?
Tatile gideriz. Nereye gideriz? Sıcak yer, deniz. Havuzu olan yerlere ne deniyor? Gecelik kaldığımız, gecelik kaldığımız, aynen otel doğru. İmam, tamam. İmamın dini ne? 10 saniye. Müslüman, İslam. Müslümanlar 5, nereye gider? 4, nereye gider? 3, 2, Mekke. 1, oraya haç, ne adı ne? Haç, doğru, haç doğru. 3. Son anda dedi. Bitti şu an. Söyledim son anda, geçerli değil mi? O kelime... Sürede olmuştu. O kelime hac değil, haç. Haç dedi zaten. Hacı değil yani. Ama hacı demedi. Ben öyle anlattım ama yine de o haç dedi zaten. Şeyle dedi. Aynen, benim Türkçem biraz şey ya. Haç demedi ki. Ben öyle anlattım ama haç dedi. Haç dedi. Tekrardan dinleyin. Evet, haç dedi. Haç dedim. Yani anlamı önemli değil, kelimeyi doğru söyledim ben sonuçta. Bir saniye. Biz ne yapıyoruz amına koyayım? Ama yani hac dedi. Bir tanesi hac, bir tanesi hac efendim lütfen ya. Kelime hac değil mi? Ben hac dedim zaten. Ama o hac dedi. Şimdi, kelime hac mı, kelime mi, çeyle mi? Çeyle, sen çeyle söyledin. Çeyle, yani tamam. Hristiyanların haçı. Tamam, ben haçı çeyle kelime söyledim. Tamam ama haç dedi zaten. Tamam, ben haç dedim ama zaten. Ya ama zaten haç bir... dedi. Tamam, o hacı anlatmak istedim ama ben haç dedim. Baksın. Ya ben hacı anlatmaya çalışsaydım onu bilememiş olacaktık ama haç dediği tamam, için... Tamam, sen kağıtları koy. Süreyi de kontrol edebilir miyiz Mete Bey? Oy ay. Sıkıntı yok Katerin, ben sana güveniyorum. Sen çok güzel anlatacaksın. Üçü de biz erken bileceğiz. Ben sana güveniyorum. Ben de sana güveniyorum İmam Efendi. Heyecanlanma çıktığımızda. Tamam mı? Ben aklıma gelen her şeyi söyleyeceğim. Bulacağız kelimeleri. Tamam. Başaracağız. Şey yok, tamam, rejiden gelen bilgiye göre 59 saniyede 3 kelime onaylandı. Teşekkürler. Oho. Ya ne oho, oğlum ne oho. Ağlamayın. 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 Evet, mavi takımın anlatacak ve sıkıntı yok Batuhan'cım. Mete Medyan'ın adalet şahsı da Allah'ın adaleti bizimle. Soldan bir olacak şekilde. Yaşlanınca aça gidersin Luna diyor. Tamamdır. Sakin ol. Ben sakin. Aklıma gelen her şeyi söyleyeceğim. Seni anlamaya çalışacağım. Sen rahat ol. Mete abi, imamın cezası vardı. -1 puan ama onu kullanmayacağız mı? -1 puan denmedi efendim. İlk günde sizin cezanızı kullanmamıştık. Evet. 3 kelime bildi kurt takımı. Mavi takım 59 saniyeden önce 3 kelime veya 4 kelime bilmesi lazım. 60 saniye içinde dokunulmazlığı kazanması için. Düdükle beraber hazır. Benim cinsiyetim ne? Kız, kadın. Ben ne severim? Çikolata, şeker, parıltılı şeyler kıyafet, severim. Parıltılı, makyaj, parıltılı, makyaj. Parıltılı, parıltılı, makyaj. Elmas gibi, elbise. Elmas gibi. Elmas nedir? Evet, tek elmas taş, nedir? Pırlanta. Elmas. Tek taş, pırlanta. Elmas. Tamam, bunlar nedir? Ne? Pırlanta. Nedir bunlar? Uyum. Bunlar maden, bir kategoriye giriyor. Mücevher. Hayır. Mücevher.
Evet. Devam. Benim elim var değil mi? Elimde ne var? Ellerimde ne var? Derimin üstünde. Derimin üstünde ne var? Parmak. Parmağım. Deri. Parmağımda ne var? Parmağımda. Yüzük. Parmağımda ne var? Hayır. Tırnak. Evet. Tırnak. Ne sürer? Ne yaparız oraya? Oje. Sürmek. Evet. Sürmek kelimesi. Tamam. Sürmek kelimesi. 5 saniye. Yukarı bak. Yukarısı ne? 3. Bitti. Sağlık olsun. 1. Sağlık olsun. Nereye koyuyoruz bunları? Bu sanda. Katarina Türkçen fena değilmiş bu arada. Ha. Batuhan mükemmel ikili. Hadi. Sıkıntı yok. Batuhan'la Gugucan aldı ya. Teşekkürler. Evet. Durum 4-2. Rica ediyorum. Tamam, Batuhan anlatamaz. Rita sen de durumu 4-3 yapacağız. Yapacağız. Batuhan alma bir saniye. Efendim kelimelere erken bakıyorlar yalnız, bilginiz olsun. Batuhan Bey birazcık erken bakıyor. Kişi kendinden bilir. Ben bakmadım, tekrardan bakabilirsin. Tamam, Batuhan soldan, sen, soldan biri olacak. Sen nereden biliyorsun bunu? Bilgisi geliyor efendim. Aynen. Düğün nesi hakikaten. Hacı. 3 üçtü. Ben de tası desem evet. 4 üçtü. Hazır düdükle beraber. Batuhan? Kafamızda bir tane organ söyle. Göz, bir tane parça söyle kafada. Ağır. Ha kulak. Kulağa ne takarız? Küpe. Tamam bildin. Bu bir doğal afet. Doğal afet say. Deprem, erozyon, yangın. Böyle havada olur. Havayla alakalı. Kasırga. Fırtına. Değiştir böyle döner o. Döner bir şey döner ya. Hortum. Tamam doğru. Böyle kuşlar ne yapar? Kuşlar böyle aşağı doğru bir dalış yapar ya. Ne denir ona? Süzülür. Yok. Olsun aşağı doğru bir dalış yapar ya böyle kulak kanatları kapatıp. Ne yapar? Ne bileyim pas. 5. Pas dört, tamam geç. 3. Sen bizim beş, adaya ne yapıyordun? Ne yapıyordun bitti. Adaya? Sıçıyordum. Bitti arkadaşlar. Hadi neden olmasın ya? Hadi neden olmasın? Mehmet 37 saniyede iki kelime. Takmak yasaklı kelime de yok muydu? Sen yasaklı kelimeyi nereden biliyorsun? Yoktu. Sordum sadece fikir ürettim. Batuhan, çok basit oldu çünkü. Mete Bey. Şimdi başa sardık ya. Yok konuştum. En son Mert anlatmıştı. Tamam, şimdi başa aldığımız için tekrar seçebiliyor konuştum muyuz? Konuştum da seni duymadın. Kimin anlatacağını? Yok. En son ikinizden hangisi anlatmıştı? Terse dönecek işte. Tamam. Tamam, soldan bir olacak şekilde. Samet toksikliyor ya, başka bir şey değil. 37 saniyede iki kelime bildi çakallar. 37 saniyeden önce iki kelime veya 60 saniyede 3 kelime bilmeniz lazım. Durumu 4-3 mü olacak? Çakallar dokunulmazlığı alacak mı? Düdükle beraber hazır. Kumpir nedir? Patates. Hayır genel yemek, olarak. Yemek. Tamam onu yemek. Servis. Yemeğe gittiğimiz yer. Sos, lokanta. Ortaköy. Restoran. Ya genel. Restoran. Tamam orada çalışan. Garson. Aşçı garson. Doğru. Pot. Pot. Oyunlarda pot. Enerji can mana. Can. HP potu. Diğeri ama İngilizcesi. Mana. Evet. Çok güzel. Ağlayınca ne oldu ben? Ben ağladım konseyde. Üzüldün. Gözyaşı.
10 saniye. İşte gözlerimden bir şeyler aktı. O göz ne yapılır yaşı. O? 5 4 gözyaşı silinir. 3, 2 Neyle? Mendil. 0 Peçete amına koyayım. Ya peçete. Sayı, peçete mendil ne ya? Mavi takımın oldu ve efendim. Dokunulmazlığı i̇şte bu, kazanan işte çakallar. İşte efendim erken bilmedik mi efendim? Helal olsun lan. Helal olsun. İşte bu be. Mete Bey biz 37 saniyeden önce bildik yalnız ikinci kelimeyi. Hadi adam seç hadi git kendi takımından eleyecek ona adam bir bakalım seç, efendim. Daha geç bildiniz. Kardeşim. Ya neden? Ağla biraz daha ağla. Gel çakım. Çakım gel ortaya gel. Gel. Hadi Batıyan sen yaptır. Ürettik mi süreyi? Çakallar nasıl da çaktılar diyoruz 3 deyince. Tamam. Bir, iki, üç. Çakallar nasıl da çaktı? Arkadaşlar tekneler. Hadi. Ya kelebek için mendil mi kaldı ya? Peçete desene. Haydi ininizi. Efendim imamın haydi, cezası haydi vardı. Haydi bakalım. İmamın cezası bu taraftandı. Bu taraftandı. Bu ne lan? Sabit bir ev yapalım Mete. Dokunulmazlık. Zeynep şarkı istemek desene. Niye gözyaşı siliyoruz? Ya mendille ya. Mendil mi kaldı ya? 2021'de ya. O. 2021'de mendil mi takılıyor artık? Gugu. Gözünü seveyim ya. Oğlum 5 bildik lan Gugu şaka maka. Ha? Rahatla kal. Kekrimaş. Var mı Sir? Efendim Katerina. Katman Adası tarihinde var mı böyle bir skor? 5 bilme skoru. He? Hadi bakayım yazılsın. Dur geldim. Rekor. Bunlarda adam kalmadı Batuhan. Karaman bana ne? Bak bana vuruyor Karaman Bunlar yavaş gidiyor ortam. Katarina Hanımcığım sizi tebrik ediyorum. Gelin bir öpeyim sizi tebrik Karaman, ediyorum. Karaman gel buraya Karaman. Karaman kaldı. Ya, ben de sizi tebrik ediyorum. Siz de öpün isterseniz kim tebrik edeceğim. Kim ölecek? Efendim? Bir öpücük alabilirim yani tebrik anlamında. Öpeyim ben sizi tekrardan. Ben öpücük vereyim ben. Katarina'dır ben vereyim. Katarina gel buraya. Katarina. Gel ben öpücük vereyim gel. Sen çabuk tekneye. Gel buraya gel kurt gel. Gel buraya. Gel buraya. Lan siktir git lan belanı vurma Karaman, benden ha. Bir gül ya, bir gül ya. Siktir git. Piç. Karaman gülsene şunlara. Senin Allah belanı versin. İnşallah boğazın kaydı ki ağrıyordu. Boğazın ağrıyordu hani. Ezevenk ya. Ya Hasan Iko. Efendim Iko. Oğlum bir şey söyle. Bizden bir kişi daha geçin. Bir şey yapın. Sana Hasan'cığım sana sağlam bir para versem Karaman'ı bıçaklayabilir misin ya benim adıma? Öyle bir şey yapabiliyor musun? Tiko. Anlayamadım çeviremedim tam bir daha söyle. Ne kadar vereceksin? Evet diyor evet diyor. Iko, ne kadar vereceğim diyor. Ya oğlum kim kızacak kafasına böyle gece uyurken bıçağı sapla. Ücret ne kadarsa hallederiz. Şafak operasyonu Iko. Aynen şafak operasyonu dedin anladım. Bende de var yani birazcık İtalyanca. Gerçi sen ne dilde konuşuyorsun onu da anlamadım ama. Spanish. Spanish mi bu? Anladım. Aynen Iko. Ağır geldi. Şunların botunu bir batırtalım da iki kişi vefat etsin oradan. Av yap bakayım. Ulan bak Karaman gelirim seni boğarım ha şimdi susa boğarım sen. Susturun lan şu Karaman'ı. Gül Karaman gül buna gül. Av yap. Lan gülsene. Gülme lan. Atacak bir şey de yok. Allah kahretsin bıçağımı. Ne oldu lan bu? Tuşu bozuldu. Lan kurt sana mendil vereyim mi mendil? Göz yaşları sinmen için he. Oku efendi oku. Efendi Cunlar'a söyle oku da kendilerine gelsinler.
Ya sokacağım böyle işe ya. Aman çarpmayalım. Hasan. Hasan Itto, ne yapıyorsun Itto? Yaklaştık efendim. Kavun da ne diyor biliyor musun? İlk defa hak verdim şu çocuğa. Bu ne lan? Gereksiz iyi. Oha! Hasan! Baldım! Hasan ne yapıyorsun? Lan çocuğu ezdiler! Çocuğu ezdiler! Baldım! Ölüyorum! Ay! Lan çalış! Sık hatemi! Evdesin sen. Sprat siya! Devam siya! Kamay! Geliyorum! Bu deli bir tut! Şu merdiveni. Nesin? Nesin? İyi misin? İyi misin? Yaklaşma lan. Uçakla geliyor bu adam. Uçakla. Şu merdivene bak. Bu nasıl bir sistem ya? Kendileri helikopterle geliyor. Biz nasıl geliyoruz? Bu nedir? Bot üstüme çıktı. Bot ne yapıyor? Ya var ya. Çok kötü oldu ya. Reji. Reji. Lütfen alın. Senden bir şey isteyebilir miyim? Ne oldu anlamadım. Bütün mahalle arkamda. Benden yana sıkıntı yok. Çok geçmiş olsun. Bu dokunulmazlığı ya sen ya Takuz. İkinizden biri alması lazım. Evet eyvallah sağ olun. Yani böyle oldu yapacak bir şey yok. Yani yapacak bir şey yok. Elimizden geleni yaptık. Bu Karaman çok konuşuyor yani sizden. Onu da söyleyeyim takım kaptanımız Sametçim. Karaman saygılı. Onun ilacını çok vermişsiniz. Arpası fazla gelmiş arpası. Beni takip edebilir misiniz? Onun arpası fazla gelmiş. Sayın yarışmacı takip edebilir misiniz? Kopartırım onu kulaklarına. He? İyileştin mi? Ne yapıyor bu? Ay yarışmacı. Ne yapıyor bu? Takoz. Lan takoz. Reji yardım edin. Sakin ol. Sakin yarışmacılar. Takoz Bey. Sen yarışmacılar. Karaman vurdu. Bana da vurdu Karaman. Ya uşak. Bana vurdu. Ben de vurmadım. Bana da vurdu. Bizden de çekilmesin. Sakin olalım. Sakin olalım. Ya ne var Nuri abi ne? Söyle. Bak Karaman bana da vurdu az önce. Rejiyi takip edelim. Karaman bana da vurdu. Vallahi seni var ya. Mala derim mala. Mala derim seni. Bak siz vuruyorsunuz. Ayrılık ayrılık. Şaha bak ya. Boş ver takalım gel. Şimdi gelmişim bize vuruyorsunuz. Hayırdır git adamları da git şuradan. Gel gel takoz gel. 5 kişi kaldı. Adam belanızı bizden bulmayın. Standır buyurun buyurun. Sürün alıp gitsin. Buyurun. Yanlış yermiş efendim. Buyurun buyurun. Sizler vallahi sebebi mi olacak ne? Bütün adayı gezecektik abla. Sorun bu. Nur abi. Evet arkadaşlar hepiniz tribünlere. Aha bu ne? Hepiniz tribünlere. Yanlış tarafa gitmişim pardon. Evet tamam, bireysel dokunulmazlık oyuna hoş şey geldiniz. Ayağı kaydı herhalde düştü. Of Ali Topçu 10. ayın kutlu olsun. Hoş geldin. Zencefil Yaprağı 3. ayını kutlamış. JZ Slaver 9. ayını kutlamış. Elan 7 8. ayını kutlamış. Madcap Line 8. ayını kutlamış. Gokun 9. ayını kutlamış. Manok 4. ayını kutlamış. Evet, bireysel dokunulmazlık oyununu hepiniz hoş geldiniz. Stalin 8. ayını kutlamış. Aytu Vaveyla 3. ayını kutlamış. Bu gece 2. dokunulmazlık oyununu kurtlar takımı kaybetti. Ve şimdi kendi aralarında bireysel dokunulmazlık oyununu oynayacaklar. Ve kazanan kişi bu geceki konseyde bir kişiyi oylamaya gönderecek. Ve konseyde kendi aralarında oylama yapacaklar. Oyunumuz şöyle. Bu kısımda başlayacaksınız. Sandıklardan 6'şar tane balta alacaksınız. Baltaları sallayarak önünüzde gördüğünüz 5 adet 5 duvarı kırıp en sonda en sondaki ateşi yakan ilk kişi dokunulmazlığın sahibi olacak. Son dokunulmazlık Kurt Kegri'deydi. Zaten madalyon da üzerinde şu an. Bu oyunda Kegri'de mi kalacak yoksa farklı bir kişiye mi geçecek? Oyunu tekrar anlatıyorum. Düdükle beraber sandıktan 6 balta alacaksınız. 5 duvarı kırıp sonunda ateşi yakan
İlk kişi dokunulmazlığın sahibi olacak. Atışlar buradan olacak. Altı baltanız bittikten sonra gidip baltalarınızı tekrar toplayıp tekrar geri gelip buradan atışa devam edeceksiniz. Alsam bir dert, almasam bir dert. Mete Bey, şey, sırası var mı yoksa hangisi kırılırsa kırılır mı? Hangisi kırılırsa fark etmez. 5 taneyi kırmanız yeterli. Ardından koşup ateşi yakmanız gerekecek. Sorusu olan... Bir duvar kaç vuruşta kırılıyor ki? Tek mi? O senin atış isabetine göre. Ortaya atarsan daha çok gider. Köşeye atarsan daha az canı gider. Tamam, peki birini kırdık, ilerliyor mesafeye muyuz? Aynı yerden mi? Aynı yerden, buradan atışınız bütün hepsi buradan olacak. Küçük kapılı, küçük duvarlar takdir. Da var orada. Evet, küçük duvarı da kıracaksın. Gene aynı yerden atacaksın. Baltan biterse gidip tekrardan alacaksın. Şimdi hepiniz kurt takımı benim hizamda geçin bir yerlere. Alma, alma. Çizgiye gel. Gerideki çizgiye gel. Bir adım öne kurt. Çok basit. Biraz daha öne. Gel, gel. Arkaya, arkaya. Gel. Bir arkaya. Tamam. Az da. Az da Eritan'ım, az da. Kavun. Seni de destekliyorum. Nuri Bey, hizaya geçelim. Evet, Nuri. Sağ ol. Mete Bey, ilk baştaki kavun, bunlar yine seni yollayacak ya. Kazanman lazım. 5 ya. Biliyorum. Fark et. Sırası önemli değil. Hepsini kırman lazım. Gel buraya. Yaparsın. Kavun fark eder mi? Yaparsın. Takoz Nuri, yerine geçecek misin artık? Tamam, ben orasıydı benim yerim. Tamam ama burada ortada duracaksın. Sınıra geç, çizgiye geç. İleri gel azıcık. Meyvanın gücünü göster. Az daha gel. Tamam. Kekli azıcık geri. Düdükle beraber başlayacağız. Batuhan. Kavun hareket etme kavun. Bir ortalık karışsa ya. Aynen öyle. Rita gelin. Düştüm. Mete Bey, benim bir tuvaletim var. Böyle oynayamam. Hemen geliyorum. Kelebeğin çişi gelmiş Mete Bey. Tamet. Ben de tuvalete gidiyorum. Kebelek gitti çömdürmeye. Ne yapıyorsun oğlum? Koş, kazan öyle tak. Bir şey diyeceğim sana. Eyvallah. Efendim. Şansa tek atışta kırılıyor mu mesela bu? Hayır. Kırılıyor mu bırak? Kavun, sana güveniyorum. Kanka, ben kendime hiç güvenmiyorum. Mesafeye göre değişiyor. Takoş. Başarılar. Sen. Fıştı, takoş. Katarina'cım sağ ol ya. Allah razı olsun. Kendine güven. Tak. Fıştı, takoş. Kendine güven. Aşkım, takoş. Karaman gelirken ne oldu? Ayağın mı kaydı? Gelirken... Efendim kanka. Bütün de kurt var galiba. Ben alayım mı kurdu istiyorsan? Nuri. Rejiye bir şey söylemek istiyorum ya. Az önceki oyun yüzünden ben ceplerimi boşaltmıştım da dürbün var mı ya acaba? Batuk'tan benim de iki tane var, vereyim sana. Nuri gel bir gel. Tamam ben de var. Şey Nuri gel. Efendim
B ile. Karaman boğazın nasıl oldu? Ya ne boğazı muğazı aramıyor, şerefsiz oyundan kaçmak için yaptı ya. Kegri boğazım ağrıyor benim. Siktir lan ya. Yalankar. Arkadan rastgele bir tane düşürsem Karaman A devi yani. Baktım bir boğazına baktım. Bir A de bakayım. Yok. Tamam deme. Yok deme deme tamam. 5 tane düşürdükten sonra yandan mı koşuyorum yoksa buradan mı gitmem lazım onu söyle. Evet koşuyorsun. Buradan koşuyorsun direkt. Adam Bey siz abi burada kurtulmaz koyunun başına görünce aklıma ne geldi biliyor musun? Buradan ne geldi? Buradan koşmak değil mi? Buradan abi buradan. Çok sevdiğim bir şarkı. Nereden? Bir sanatçı var. Buradan selam olsun. Yala yala yala. Aynı bir dejavun ismi. Niteliğinde. Hep aynı yalanlar, hep aynı sinemalar Martin, demişti dur. O şarkıcı. Evet. Aklıma geldi. Baba bas, yalan oluyor. Gendi tahtan vardır ya bak. Gendi tahtan. Sağlık olsun. Gendi, yani o sizin... Başarılar. Başarılar. Biz sinema yapmayız yani. Onu da söyleyeyim. Aa, teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Ortamın oldu. Ne demek? Geldim ben Mete Bey. Çok sağ olun. Çocuğun alkolünü az mı şey yaptık acaba? Rita sen de burada mısın? Buradayım ben de. Tamam herkes yerine. Ay koli çağıralım da belki yanına gelir. Herkes hayır, yerine. Hayır hayır hayır. Cızıklara geçelim, cızığı geçmeyelim. Arkada evet, cızık abi. Herkes hazırsa. Cizgitle beraber. Bireysel dokunulmazlık oyunu için. Hazır. Evet, güzel bir başlangıç şu an. Kimse ilk duvarı kıramadı. Evet, Rita ilk duvarı kırdı. Kegri de kırdı. Kelebek de kırdı. Luna Spear kıramadı hala. Baltalarını tekrar alıyorlar. Evet, kavun önde. Helal kavun, helal kavun. Rita da önde. Hadi. Kavun mu Rita mı? Hadi lan kavun. Hadi lan kavun. Luna Spear da yetişti. Kavun sen öndesin, kaçırma sen de. Kavun önde. Rita biraz da çok dakika. Az farkla takip ediyor. Evet, Kelebek Mert son duvarı kaldı. Rita'nın da son duvarı kaldı. Rita ve Kelebek Mert'in son duvarı. Daha yukarı kavun, daha yukarı kavun. Kavunun da son. Burada da iyi bak. Çok ilginç. Rita'nın... Rita kırdı! Rita kırdı! Rita koşuyor! Rita koşuyor! Rita koşuyor ve Rita... Ve Rita dokunulmazlığı kazanan isim oluyor. Tebrikler yenge hanım. Ay teşekkür ederim ayol. Tebrikler. Tebrikler. Bravo yenge. Tebrikler. Ah be kavun. Eyvallah. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim Rita oldu. Ya canım sağ olsun. Sağlık olsun. Ve konseye gidecek şekilde sizleri teknelere uğurlarım. Teknelere gidelim. Abi atma abi atma kafamıza gelir. Buyurun buyurun buyurun. Balta kalmasın üzerinizde. Baltaları yere atalım, Mecid onları... toplayacak. Kegri abi de adama değil yere atıyorsun. Kegri adam abi. Adam atmadım ya. Adama yok. Atıyorsun. Ağaca attım. Az siktir. Lan arkama düştü. Kegri. Üzülme, üzülme.
Geçer, bunlar da geçer. Bak şeker verir mi? Gitsene bir baktan. Git. Git abi, neye bekliyorsun? Neye bakıyorsun, neye? Karamancığım bak, böyle davranma bak. Sonuçta insanlar böyle davranmamalı. Ben senden büyüğüm. Yani şunu da söyleyeyim sana. Böyle davranırsan. Ne vuruyor lan çocuğa? Mete Bey bıçak atıyorlar Mete Bey. Adaya bıçak sokmuşlar. Muna kodum. Allah'ın kötüsü. Batıkcan hadi gidelim. Patates! Patates! Ben mendil vereyim de. Mendil vereyim de silsin gözyaşlarını he. Boş tekne. Mendil diyorlar. Yanaş bir tekim boş. Gel. Yan gel. Hadi gidelim, yapacak bir şey yok. Atla sen. Bak şimdi Mete yazacağım ki biraz hızlandıralım yazacağım sadece bak. Kurgu değil yani. Biraz hızlandıralım. Andelen 14. ayını Prime ile yenilemiş. Andelen'cim hoş geldin. Orujanti 19. ayını yenilemiş. Ben çok heyecanlı. Kalp güzelliğin daim, göt güzelliğin mülahim olsun. Hayırlı Ramazanlar demiş. Göt güzelliğin mi? Boy Sepik 5 TL göndermiş. Ölümüne kavuncuyuz demiş. Eyvallah. Sansasyonel 6. ayını kutlamış. Hoş gelmiş. Bayrakoğlu 8. ayını kutlamış. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ödül oyunu benim almadığım çok iyi oldu. Benim alamadığım ya da zor bir ödül oyunuydu yani, anladın mı? Sorumluluğu da fazla bir de yani. O sorumluluğu almadığım iyi oldu. Allah razı olsun Mert Bey. Ama orada ben Nesin burada mı? Nesin, seni de tebrik ediyorum. Yani kritik bir anda gerçekten iyi düşündün orada ilk başta. Dedin ya hani Katerina ve Kiraz. Liderim, siz başa geçtiniz. İki kişiyi birden yolladık. Nasıl olacak bu iş? Ha, benim liderliğim mi sorgulanıyor? Hayır yani ben olanı, hani ben ortada olanı dile getiriyorum sadece. Yo, eyvallah. Eyvallah. Yani mendil al istiyorsan, bir de gözyaşlarımızı silelim mendille. Aynen, atayım mı size mendil? Sizin takım mendil hastası herhalde. Mendille götünü silersin, al. Siz de silseydiniz de keşke. Kazansaydınız. Allah'ın kekosu. Hadi sen isim düşün, isim. Ne yapacaksın, kavunu mu göndereceksin yine? Ha? Keşke ayıp yıllar önce, keşke yıllar gibi önce o mendile şöyle bıraksaydım size... seni. Mendilde bıraksaydım seni yıllar önce. Hadi siktir git şimdi. Bak şimdi, ben şimdi burada küfür etsem sayılıyor mu bu? Hakiki oluyor mu? O dönemde peçete yoktu ki, mendil vardı, mendil. Evet, oluyor. Sen dua et Reji, sana ana babana sevmedim senin, sen rahat ol yani şu anda, tamam mı? Saygısızlık yapma. Götünü keseceğim, onu da yaz bir kenara. Duydun mu beni? Bilek boyat, yaz bir kenara, götünü keseceğim senin götünü. Ustamış. Ben de seni epilasyona götüreceğim buradan çıkınca. Ya ne diyeyim ki sana ya? Nasıl bir boomer'sın acaba sen ya? Epilasyon dedin de benim bir bestem geldi aklıma. Kurt Adam Bey. Okuyayım mı? Ya
var Hasanito, ne var? Kapat şunu, gözümü alıyor ya. Mendili geline, mendil verdim eline. Efendim? Dedim ki ya sana bu Hasan, Hasanito, Hasanito kulaklarım kanattı da benim biraz. Geldik. Oku oku, besteni oku ya. Ama birazcık kısa Muru bir Bey geldik. Lazım besteye. Tamam. Emin misin? Söyleyeyim mi? Tatile mi geldin buraya? Ne için? Ha, kızabilir misin mi dedim ben? Kısabilirsin anladım. Evet. Onu kendi adamımızla yapalım mı şimdi? Ele güne karşı olmasın o. Seni tamam. Yazacağım Nefrim ben. Tamam, eğer tamam. Kaybettik seni yazacaktım. Ya bugün ne alaka şimdi? Biz zaten kazanmışız. Niye birbirimize düşüyoruz şu an? Niye şu anda böyle bir rol çıkıyor? Ya Bugucan şaka yapıyor şaka. Nişanlılarımızı alıp sıraya geçelim. Biraz da şeker de etmiş abi. Kimin doğum günü bugün? Ne yapıyorsun lan? Alkol mü aldın sen de? Ah. Evet, kutlama yapıyoruz galiba. Karısı takımdan biri gittiği için. Nereden bir kaç tane varsa verin adaya götürün. Evet, hazırım. Buyurun. Buyurun, buyurun. Devam. Sırayı bozmadan. Nasıl gır gır yoruyorsun? Ya tabii ki. Yine aynı yerdir, aynı yerdir. Lan, karama burası bilmiyor. Bak geç, karama geç. Dövüşmeyin, dövüşmeyin. Dövüşmeyin, niye dövüşelim? Stan boş kaldı. Afrikalı mıydınız, Malatyalı mı? Afrikalı, Malatyalı. Hangisi ama? Batuhan, bizim takım kaptanımız nerede ya? Bizim takım kaptanımız az alkolden ötürü kriz geçirmiş. Evet. Ağzından köpükler çıkınca hastaneye almışlar. Geçmiş ola, geçmiş ola. Toprağı bol olsun. Evet. Bir korktum, dur lan adam ölmedi ya. Hepiniz hoş geldiniz. Kurtlar takımının bir kötü günü daha, aralarından bir kişi daha elenecek. Adadan elenen ikinci kişi yine kurtlar takımından oldu. Sizlerden konuşacağım önce. Benim karnım acayip acıktı bu esnada, bir yemek söylemem lazım. Batuhan yine dokunulmazlık oyununu kazandınız. Ne düşünüyorsun? Evet. Yani şöyle, adada zaten röportaj yaptığımda da size söylemiştim Mete Bey. Ödül oyunları bizim için çok önemli. Kokonata alıştık. Çok sıkıntı değil. Yine dünkü geçen yarıştaki, geçen olaydaki şey tekerrür etti ve ödül oyununu kaybettik. Fakat dokunulmazlığı adadaki kardeşlerimle beraber sırtladık, aldık, götürdük. Hepsine ben teker teker tebrik ediyorum takımdaki herkesi. Böyle. Hmm.
Google söyleyeceğim bir şey var mı? Hayır, sadece takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugün çok güzel yarıştık. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Teşekkürler. Teşekkürler Mete Bey. İmam, sen bir şey söyleyecek misin? Ben takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Onları canı gönülden kutluyorum. Onların kurt takımının da eline sağlık diyorum. Bu kadar efendim. Tamam. Nesin? Ben de takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çok iyi yarıştık. Tabii bu iyi olmamızın nedeni de aramızdaki uyumdu bence. Çok iyi anlaşıyorduk zaten ve birbirimizin demek istediğini de anladık. Ama karşı tarafta iyi yarıştı. Yine tebrik ederim. Sonuç olarak mutluyum. Teşekkürler. Karaman. Benim boğazım ağrımdan dolayı. Tamam Karaman. Sağ ol Katarina. Her zamanki gibi, dediğim gibi takımımız dokunulmazlık oyununda başarışına devam ettiriyor. Karşı takımı da tabii çabalar için tebrik ediyoruz ama öncelikle kendi takımımı can yürekten tebrik ediyorum. Onlar için de oylamada başarılar diliyorum. Teşekkürler. Kurtlar takımından söz alacağım. Bu sırada tek tek sırayla sizi yemek söyledim. Sandık başına göndermek isterim. Evet Kelebek Mert, yine bir dokunulmazlığı daha kaybettiniz. Ne düşünüyorsun? Vallahi ne düşünüyorum? Elimizden geleni yaptık. Belli bir noktada halen daha takım olamadık herhalde ki. Görmedim ki CS. Aramızda belli isimler zaten hiç oyun alamadı. Bunlardan bir tanesi Kabun, bir tanesi Nuri, diğeri de Luna Spia. Ben aldım bu arada. Ben yanlış hatırlıyorum o zaman. Oh, ama sanki alamamıştın gibi. Yani yüzdeliğe vurduğumuzda az kazandın. O yüzden ben performansa göre gitmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ben kendimi geliştirmeye çalışıyordum burada. Hayır ama sen kendi üstüne alındın. Ben 3 tane isim verdim. Bak kimse konuşmuyor. Bir tek sen oradan konuşuyorsun. Benim artık birazcık stratejimi... Ama söz bendeydi ya Mete Bey. He, anladım. Tamam, birbirinize karşı flamelemeyin. Sırayla zaten hepinize söz vereceğim. Evet, buyur. Gerginliğe bak amana koyayım. Bu üç ismin arasında en çok Nuri'yi seviyorum. Kesinlikle Nuri kalmalı bence. Ve artık stratejimi de birazcık değiştirmeye başlayacağım. Evet, buraya kelebek diye geldik. Yoga diyerek geldik ama sabahları ben kabuğunun çıkardığı seslerden ne yogamı yapabiliyorum ne çakramı açabiliyorum. Ben daraldım artık. Buraya gelmeden önce Mete Bey sizle de konuşmuştuk. Ben haplarımı almıyorum buraya geldiğimden beri. Delirmek üzereyim gerçekten. Sıçacağım yani yapacağınız takım şeyine. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Aslamına. Kavun yine Mert sen oy kullanmaya tamam, rahatsız, tamam. Geç. Kavun yine dokunulmazlık oyunu kaybetti. Harbi mi CS? Bir önceki oylamada... Tamam yarın gece. Cumartesi gecesi gönder. Bu sefer ismin yazılacak mı? Ne düşünüyorsun? Öncelikle ismimin yazılıp yazılmamasından önce bazı şeylere değinmek istiyorum. Evet. Yaklaşık şu son 2-3 gündür bu oyunda gereksiz iyiyim dedi. Sıfır yaptılar amına koyayım. Bir tane bilemediler. Eleme o gecesinden sonraki günlerde her birine saygıda kusur etmemeye çalıştım. Kendileri sonuçta hani biz duygusal liderler kaybetmeye işte mahkumdur. Biz takımız tarzında asosyal hareket ediyor biri. Ya. Ben de onların istediği şekilde davrandım. Ama sağ olsun arkadaşlar teşekkür ediyorum. Siktir git demeler. İşte küfürler, bilmem neler. Bütün gün onlara böyle yardımlaşmaya çalıştım. Suyumu vermeye çalıştım. Dibinde var dedim, boş deyip yüzüme geri gönderdiler falan. Şimdi Mert kardeşimiz gelip bana böyle yükseliyor. Yükselmesini ben hiç anlamıyorum. Gerçekten hiç anlamıyorum. Bütün gün onunla gayet iyi anlaştık. Johnson, işte kalbimdesin, bilmem nesin. Şimdi geldi burada böyle konuşuyor. Benim şu an elenip elenmemek gerçekten umurumda değil. Gerçekten umurumda değil. Sadece ben gittikten sonra bunlar bir arada kaldıkları zaman birbirlerini çatır çatır yiyecekler. Ben ekran başından bunu izlemeyi istiyorum sadece. Teşekkür ederim.
Teşekkür ederim Kavun. Peki Takoz Nuri, bu konseyde ismin çıkar mı sence? Ne düşünüyorsun? Mete Bey, ismim çıkabilir. Çünkü ödül oyunlarında çok motiveyim. Ödül oyunlarında puan yapıyorum takımım adına. Kaptan, fakat sen, iki dokunulmazlıktır puan yapamadım. Tabii bunda başka etkenler de var. Bugün Kavun'a da kızmıyorum. Normalde biliyorsunuz aramız pek iyi değil. Kendisinin hiçbir faydası olmayan bir insan olduğunu düşünüyorum. Ama bugünün hesabı Kavun'a kesilmez. Çünkü benle beraber eşleşti, beraber kaybettik. Bizde adam satmak yoktur. Zaten bunu oyumu kullanırken de değerlendirdim. Hesabı ikimize kesilir yani bugün kaybettiğimiz iki puanın. Dokunulmazlıkta motive olamamamızın sebebi ada hayatı olabilir. Adada çünkü tam anlamıyla birlik olamadık. İki değişiklik bizi çok derinden etkiledi. Çünkü giden arkadaşlarımız bizle beraber olan arkadaşlardı. Mimar, seni dahil etmiyorum bunun nesline, söylüyorum. Gelen arkadaşlar da kendi aralarında sıkıntıyla geldiler. Onun yüzünden dokunulmazlığa pek odaklanamadığımızı düşünüyorum. Ama problem değil. Sonuçta bu bir yarışma. Birini yazmak zorundayız. Birini yazdım o yüzden. Anladım. Teşekkür ederim. Peki Rita, senin düşüncelerini alalım. Ben çok düşünceler içerisindeyim ya. Keşke kaybetmeseydik, beceremedik. Mavi takımı tebrik ederim bu arada. İyi yarıştılar. Tamam. Teşekkür ederim. Evet. Bizden gitmeyen varsa ben gidebilirim. Ha tamam, gidelim. Luna, sen ne düşünüyorsun peki? Kendi ismin çıkar mı bu acaba bu akşam? Yani büyük ihtimalle çıkar, yazanlar elbet olacaktır. Ama ben yani şöyle düşünüyorum. Ben elimden geleni yaptım, kendimi geliştirdim. Daha da iyi olacağımı biliyorum. Yani ve burada da sinyal ettiğim olaylar var biliyorsunuz, ama bugün bir şey yapmayacağım. Yani adaletli olur umarım her şey. Yani dediğim gibi her geçen gün daha da iyi oluyorum. Bugün de gösterdim bunu. Yani takımımı da çok seviyorum. İki gündür şanssızlık yaşıyordum ama artık şansa ihtiyaç duymayacağım. Çünkü kendimi kanıtlamaya başladım ve bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğim. Umarım takımım da beni potaya çıkarmak yerine bana güvenmeyi tercih eder ve onların yüzlerini kara çıkartmayacağım. Bu kadar. Teşekkür ediyorum. Karşı takımı da tebrik ediyorum tekrardan. Ben teşekkür ederim. Rina, sen oy kullanmaya geçebilirsin. Ve Kurt Kegri, takımda seni kaptan olarak belirlediler ve İki dokunulmazlık oyunu kaybettiniz. İki ödül oyunu kazandınız. Bu durumun hakkında ne düşünüyorsun? Bir değerlendirme yapar mısın? Yani şöyle söyleyebilirim. Ödül oyunlarına gerçek... ödül İyi oyunlarına... İyi kardeşim. Çok teşekkür. İki dokunulmazlık oyunu kaybetmiş olabiliriz ama... Çok teşekkür Karaman. Toplam genel olarak bakıldığı zaman hala daha çakallardan fazla oyun kazandık aslında. Sadece burada şöyle bir durum oldu. Parkurlarda gerçekten takım olarak çok iyiyiz. Bugün beklediğimiz dokunulmazlık oyunu parkur oyunuydu aslında. Ve bence bu oyunun ödül oyunu olmalıydı. Yani ilk oyun parkur, bu oyun ödül oyunu olmalıydı. Çünkü birazcık daha kompetitif oluyor parkur oyunları. Rakibimize bilenmiştik. Beklemediğimiz bir yerden geldi. Bu oyun hakkında da bir açıklamam hala yok. Parkur olsaydı kesinlikle bizdeydi. Çünkü parkur için gerçekten çok yetenekliyiz takım olarak. Motivasyonumuz hala yarışma için çok motivasyonumuz yüksek. Ama bugünkü ödül oyununda da kaybettik. Evet, yapacak bir şey yok. Benim liderliğimi sorgulayan bazı arkadaşlar var. Onlara şunu söylemek istiyorum. Estağfurullah. Gerçekten oyunları analiz edip erkenden info vermeye çalışıyorum takım için. Takım için en iyi eşleşmeleri yapmaya çalışıyorum ama dediğim gibi hiç beklemediğimiz bir yerden gol yedik bugün. İkinci kez. Eğer bu oyun parkur oyunu olmuş olsaydı, umuyorum ki bir dahaki eleme oyunu parkur oyunu olur. Takım olarak biz çok hazırdık buna. Onun haricinde adadan kim giderse gitsin. Belki ben gidebilirim, belki işte bir başkası gidecek. Umuyorum ki takım için en doğru olanın kararını vereceklerdir takım. Anladım. Peki, teşekkür ederim sizlere. Evet, son oy kullanmayan Kurt Kegri kaldı.
o da oyunu kullandıktan sonra Luna gelsin. Ondan sonra ben bir söz hakkı alabilir miyim Mete Bey? Evet. Kegri'ye sadece şunu söylemek istiyorum. Ben kesinlikle şüphe etmiyorum liderliğinden ki kendisi de bilir, hep liderim diye sesleniyorum. Ben bu takım için canla başla mücadele ediyorum. Lütfen yanlış yere çekilmesin konu. Tamam kebelek, yazmayacağız seni, tamam. Evet, son oy kullanıldıktan sonra dokunulmazlığı kazanan da bize bir isim verecek. O iki ismi halk oylamasına tekrar çıkaracağız. Ve halk oylamasından çıkan isim Katman Adası'na veda edecek. Ve kurtlar 5 kişi kalmış olacak bu durumda. İlk elenen isim Sinoş oldu. Kavun'la beraber halk oylamasına çıkmıştı. Bu gece bakalım Kavun tekrar halk oylamasına arkadaşları tarafından veya dokunulmazlığı kazanan isim tarafından halk oylamasına gönderilecek mi? Göreceğiz. Ben bir söz alabilir miyim Mete Bey? Evet Kavun. Bir laf vardır. Sanatçılar gerçekleri söylemek için yalanları kullanırken politikacılar yalanlarla gerçekleri örter diye. Yani bu kelebek arkadaşımız çok güzel politika oyunlarıyla uğraşıyor. Yakalıyorum bazı yalanlarını. O yüzden burada yok Kegri Bey liderliğinizden şüphe etmiyorum. Yok bilmem ne. Selamun aleyküm. Geldik yine bir isim yazma noktasına. Evet. Öncelikle ismi yazmadan önce birkaç cümle bir şeyler söylemek istiyorum. Adada fark ettiğim bazı durumlar var. Onları hemen üstünü çizeceğim. Veya altını çizeceğim önce, sonra üstünü çizeceğim. Bilmiyorum ama birilerini karalamam gerektiğini düşünüyorum artık. Şimdi şöyle bir durumdayım. Artık gerçekten duygulara yer verilmeyen ve duygusal yaklaştım takımıma. Evet, bu zamana kadar duygusal bir lider olmaya çalıştım. Ama duygulara ne yazık ki artık yer yok. Bu adada daha fazla stratejiye ve daha fazla güce ihtiyacım var. O yüzden öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bugün Kelebek Mert tarafından oyun kaybedildikten sonra benim liderliğim sorgulandı. Sorgulansın hiç problem değil. Sorgulansın, liderliğim de sorgulanabilir. Her şey sorgulanabilir. Eyvallah, oyun performanslarım da sorgulanabilir. Ama şöyle de bir gerçek var. Dediğim gibi parkur oyunu beklediğimiz noktada ters köşe olduk. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kavun bugün şey dedi. Şöyle bir cümlesi var Kavun'un. Dedi ki ben yalnız bu oyunda fazla iyiyim yani dedi. Fazla iyiyim dedi yani. Alkışlıyorum buradan kendisini. Fazla iyiyim. Yani rakibe mi acıdı acaba burada? O yüzden fazla iyiydi de yani onu o yüzden mi az oynadı? Onu da tam anlayamadım. Gerçekten bu oyun için, özellikle bu oyun özelinde çok Kavun çok fazla iyiymiş. Bunu da söyleyeyim. Belki bu adadan sonra belki ne bileyim böyle bir öğretmenliğe mi başlar? Kültür Üniversitesi'nde 175 burslu edebiyat mı okur? Bilemiyorum artık ama kelimelerle adeta dans etti diyebilirim ya bugünkü oyunda kendisine. İkinci olarak şunu söylemek istiyorum. Evet, Rita çok başarılı bir oyuncu, çok başarılı bir kişi kendisi. Her oyunda başarılı neredeyse. Bugünkü oyunda belki çok başarılı olmasa da dokunulmazlıklarda, parkur olsaydı aynı başarıyı göstereceğini ben düşünüyordum zaten kendisinin. Ama sağlık olsun. Rita ve Kelebeğin karı koca olma durumları da var burada. Ceren Hanım'a gelirsek, İşte efendime söyleyeyim, güneş kremimi süreyim, birazcık da güneşleneyim, adada işte yatayım kalkayım bronzlaşayım modelinde gibi hissetmeye başladım artık. Gerçekten insan canını başını ortaya koymalı diye düşünüyorum artık. Tatile mi gelindi artık bu adada, neye gelindi bu adaya bilemiyorum yani. Onu da sorgulanmasını düşünüyorum.
Onun haricinde zaten geriye kimse kalmadı. Bir takoz Nuri kaldı. O da benim güç kaynağım olduğu için asla takoz Nuri'yi yazmam. Rita dokunulmazlık aldı. Rita'yı da yazamam. Ama Rita işin sonunda, günün sonunda buradan bir şampiyon çıkacak. Ve Rita da benim aslında bir rakibim. Ve Kavun ne kadar zayıf olsa da, fazla iyi olmasına rağmen zayıf olsa da, maç alamasa da Kavun'u bu sefer yazmıyorum. Ben Mert'i yazarak Rita ve Mert ikilisinin iki oy potansiyelini zayıflatmasını düşünüyorum. O yüzden Kelebek Mert evine dön demek istiyorum. Burada ilerleyen dönemlerde gerçekten sorun yaratacağını düşünüyorum çünkü Rita ve Mert ikilisinin. Sonuçta stratejik bir karar almam gerekiyor. Mert'i gönderebilirsek adadan Rita'nın gücünü azaltabilirim. Ve adalar bireysele döndüğü zaman oyunlar şampiyon olmak için Rita'yı elemem gerekiyor ilerleyen dönemlerde. Teşekkürler, iyi günler, hoşça kalın. Teşekkür ederiz. Ben de onu demek... Mete Bey, ben de zaten konuşmamda onu demek istedim. Karşılıklı rekabetten ötürü çek, şöyle çok fazla çek. Mesela hakaret seviyesine gelindi. Bunu artık bitirelim diye bir zeytin dalı uzattım. Arkadaş oradan onu alıp çevirip bambaşka bir şekilde bana geri lanse ediyor yani. Olacak iş değil. Ben de şunu söylemek istiyorum Mete Bey. Boş yapma takoz. Bugünkü oyunda fazla iyi olan bazı arkadaşlarım vardı. Fazla iyilerdi onlar. Bu kadar fazla iyi olmasalar mıydı acaba sanki? Bir tık daha kötü oynanabilirdi çünkü. Evet arkadaşlar, birbirinize flame atmanın bir yararı yok. Her şey oyunlarda belli oluyor. Noter geldi. Aha. 53. noterimiz oylamaya getirdi. Mete abi, bu noter her konseyde değişiyor mu? Geçen 762 getirmişti. Aspirin var mı, aspirin? Ya ne aspirin oğlum, aspirin Allah'a git. Aspirin var mı? Ya oğlum hasta masa değilsin, yalan söyleme. Okula gitmemek için hasta oluyor. Yala yala. Gibisin. Al yala bak, seversin al. Kuku. Al biraz da Batuhan'a da yalat. Canı çekmiştir. En azından küçük yalamıyor. Yok, küçük yalıyor, büyütüyor sonradan. Evet arkadaşlar, konseyde sessizlik. Gülme lan Karaman. Sen gülünce ciddiyet kaçıyor. İkinci ada konseyinde kurtlar takımının oylaması sonucu. Oğlum zaten Mert'i yazan yoktur, o yüzden Mert yazdım ya. Okuyacağım. Ve adadan elenen ikinci isme halk oylamasına gidecek isim bu oylamada belli olacak ve ardından Rita'nın vereceği isimle iki kişi halk oylamasına gidecek. Bence Ceren'le Kavun çıkar. Ceren'le Kavun oylamaya birinci çıkar. Birinci kağıt. Kavun. Rita beni aday yapmaz inşallah. İkinci kağıt. Yok. Luna Sipia. Üçüncü kağıt. Düşünsene ben çıkıp eleniyormuşum hakikaten. Farklı bir isim. Çok koyar. Kelebek Mert.
Dördüncü kağıt. Sikimde olmaz, normal yayınlarıma dönerim. Bunlar oynasınlar. Sunucu da ödemem amına koyayım. Onu da söyleyeyim şimdiden. Kavun. Yemek söylemiştim. İki kavun. Bir Luna Spia. Bir kelebek Mert. Beşinci kağıt. Beşinci kağıt. Luna Spia. Ben elenirsem sunucunun IP'sini vereceğim aynen. DDoS saldırısı yaparız benim kelebek. Sunucuya. Uyar mı çocuklar? Ve ben elenirsem. Kendi sunucusuna DDoS attıran ilk isim olarak da tarihe de geçeceğim kavun yani. Kavun mu? Sikerler. Luna Spia mı? Bana oy verin ha. Kelebek Mert çıkıp 2-2-2 eşitlik mi olacak? Veya kavun mu? Luna Spia mı? Açacağım soruyu herkese diyeceğim ki girin amına koyayım. Kurtlar takımının 6. ve son kağıdı. Deliyim oğlum, deliyim lan! Hadi lan Mete, sikerim senin davanı şimdi. Söyle lan ismi. Ne söylesene lan? İblis. Kavun. Heh, böyle aferin akıllı. Yani son durum ne oldu Mete abi şu anda? 3 kavun, 2 Luna Spia, 1 kelebek Mert. Oh no. Kavun 3 oyla halk oylamasına giden ilk isim oldu. Şimdi Rita sandığın başına gidip Rita bize halk oylamasına göndereceği Hayko Cepkin ikinci ismi açıklayacak. Ne yiyorsun? Karınca kızartma söyledim sebebi ya. Sebebi ve gitmesini istediği karınca kızartma. Kurbağa bacağı, karınca kızartması. Karışık. Evet Rita. Benim için çok zor. Keşkem kazanmasaydım. Aklımda iki tane olasılık var. Yapma, yapma. Vicdanımı daha az sızlatacak olasılığı seçmeyi düşünüyorum. Takım beni çıkarma, elerler bunlar. O yüzden. Beni elenler. Büyük bir resim var aslında, okuyabilirsen. O yüzden daha başa baş olacağını düşündüğümden aha. Luna'yı demek istiyorum. Ekrem cidden vermem sana oy demiş. Niye Ekrem, oy yok mu bana o kadar amına koyayım? Yol yaptık, harita yaptık. Halk oylamasına gönderdiği ismi oha. Luna Spia tarafından anamızı kim Luna dedi. Kavun ve Luna Spia halk oylamasına eyvah Tanrı olsun. Bu oylamadan çıkan bir isim adamımıza veda eden ikinci isim olacak. Oğlum toksiklik yapmayın lan. Toksiklik yapmayın oğlum, toksiklik. Şimdi kavun, önce söz hakkı sana vermek isterim. Yani açıkçası dürüst olmak gerekirse olmaz, alalım bakalım. İlginç bir hamle geldi Rita'dan.
daha farklı bir hamle bekliyordum. Biraz daha akıllı oyunu, strateji tabanlı bir hamle bekliyordum ama daha değişik bir strateji yoluna gitti. Kafasında ne kurguluyor bilmiyorum ama kurguladığı şey bir tık hoşuma gitmedi de değil. Ne var ya? Şimdi ne düşün... Bunun ağrı mı ya burası? Muhtar mı bu çocuk? Ne dolaşıyor burada sürekli? Arkadaşlar sözümü kesmeyelim. Kim Şimdi ben şunu merak ediyorum. Dolanıp dolanıp duruyor buralarda. Gel gel Nuri gel. Karaman yerinden kalkma. Neyse neyse Mete Bey cümlemi bitirmek istiyorum. İzninizle. Evet, tamam. Hakkımızda hayırlısı olsun diyorum ya. Hani zaten alıştığımız bir yer oldu bu SMS'e çıkma muhabbeti. Ama bugün en azından kendi performansımı değerlendirmek gerekirse evet oyun kazanamadım. Ama bir basiretsizlik var üzerimde. Yaklaşıyorum yani biraz daha yaklaşıyorum. Adapte olmaya başladım. Teşekkür ediyorum. Anladım. Peki Lunasip'e senin düşüncelerini alalım. İlk defa halk oylamasına çıktı. Evet bunun için yani açıkçası Rita'nın benim ismimi vermesine çok şaşırdım ve üzüldüm. Yine de ben adaletin olacağını düşünüyorum. Bu ada için de ben toksik değilim, kulis yapmadım. Tek hatam oyunlara biraz geç ısınmaktı. Onu da düzelteceğim biliyorum. Bugün de üstündeki pazardan bunu zaten kanıtladım. Ben sadece izleyicilerden bir şans istiyorum ve kendime inanıyorum. Halka da inanıyorum. Oylamayla doğru seçimi yapacaklarını da biliyorum. Ağlıyor mu lan? Herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Gerçekten bir tık böyle sesim titriyor çünkü. Evet özür dilerim biraz kötü hissettim. Sen ciddi misin? Ben de herkesten özür dilerim. Derbestlik yap bakalım. Eğer bu RP ise tebrik ederim ama RP i̇şte değilmiş gibi geldi. İşte hep bunu yapıyor. Zaman kadınlara böyle davranıyor. Ondan sonra biz kötü oluyoruz burada. Faydasız yavşaksın. Evet. Vay be, kadın düşmanı da olduk be. Evet. Bu arada ben gitmeden bir işim daha var benim zaten. Onu da yani göstereceğim. Ulan bu RP ise bizi var ya ağır. Fena sikecek Ceren desen o zaman bizi. Evet. Mehmet abi ben fikrimi değiştirebilir miyim ya? Yok. Gözyaşı dökebilir miyim ben Mehmet abi? Yalnız ben bir şey söylemek istiyorum. Fazla iyiyim ben bu konsey olaylarında. Gereksiz bir açıklama yaptım. Evet, evet şimdi ben de anlamadım. Armayan anladı. Hocam. Ne oldu Kegri Bey? Bana mı sallıyorsunuz oradan? Kardeşim sana niye sallayayım Mert'cim? Sana sallamıyorum. Fazla iyi olanlara sallıyorum. Sen fazla iyi değilsin ki. Ortalama iyisin sen. Evet kavun ve Lunasipia evet. Halk oynamasına iki isim oldu. Kavun oylamadan, takım arkadaşlarının oylamasından Lunasipia'da dokunulmazlık oyunu kazanan kişinin verdiği isimle halk oylamasına gönderilen ikinci isim oldu. Acil 8 Born'a veya EDRP acilen Ceren'i yetiştirmemiz lazım. Katmangame.com'dan halkımız bir sonraki Katman Adası gününe kadar girip oylarını kullanabilirler. Mete Bey ben bir şey düzeltebilir miyim ya bu arada? Evet. Arkadaşın ağlamasına çok takılmadım da. Burada ekranları başında bizi sonuçta izleyen milyonlarca kişi var. Burada beni hadi ağladı. Yani gerçekten bak ağlamasından yana hiçbir problem yok. Duygusal bir yapısı olabilir. Beni kadın düşmanı diye tanıtması bir garibime gitti ya. Böyle bir manipüle yöntemi var mı bilemiyorum.
Yani böyle gerek yok yani bu tarz şeylere. Bunları söylemek istiyorum. Yani sakız kendisi kadın hayır, kendisi kadın düşmanlığından bahsediyor da, şu an yaptığı şey, erkeklere psikolojik şiddet uygulamak ve bana uyguladığı şey şu an bir psikolojik şiddet. Hayır, bir saniye, ben kimseye psikolojik şiddet falan yapmıyorum. Bir şey söyleyebilir miyim ben de Mete abi izninizle? Evet. Yani bunu Katarina'ya da sorabilirsiniz, diğer takımdayken de. Orada da yani burada da Rita'ya da sorabilirsiniz. Tutup da bir kadının selülite olmasından tutun da kadınlar zaten oyun kazanamaz falan deyip böyle bir düşmanlık yaptı. Onlar zaten beceriksiz dedi. Sorabilirsiniz. Yani burada atıp tutmuyorum. Mete Bey, söz alabilir miyim? Ne oldu? Bugün hiçbir şey yoktu. Bir anda böyle potaya çıkınca mı ağlamaya başladın? Ben bunu Evet, anlayamadım ya. şimdi Hani tabii ki ağzına geleni söylüyordun üzülmeyeyim. da potaya çıkınca mı bir anda bunlar ortaya çıkmaya başladı? Ya ben Hadi lütfen anlamıyorum Mete abi. Ben anlamıyorum, hala timsah benim gözyaşlarıyla üstüme geliyor. kandırmayalım. Hala üstüme geliyor. Arkadaşlar, Aranızda kavun susar mısın? Gözyaşı dökerek oy toplama Kavun. geçmişte kaldı. Peki. Ben sana ne Özür söyledim dilerim. kavun? Ha? Özür dilerim, ben Çok yanına geldim sana. uzatmayalım. Hatta barışmak için uğraştım. Tamam, Luna, onun Spear için. Nuri, ne yapıyorsun? Dinle anne, ağlan. Beni de ağlattın, bunu kutu. Ben de ağlayacağım şimdi. Sen de söyle, Evet, ağlayın lan. sessiz duysun. Yapmayın, Sessizlik. Karaman ağlıyor. Annem için konuşmalıyım, annem için. Bize kötü davranıyor. Sessizlik. Kavun kadın düşmanı, kavun kadın düşmanı. Mete abicim, iskili kavun. Kavun, sussana artık. Kegi, ağlama, ben de ağlarım. Terbiyesizlik yapmayın. Bak, bu yine yerinden kalktı Mete Bey. Bu çocuk gerçekten buranın muhtarı mı, şaklabanı mı bu? Ne yapıyor bu? Hasta, hasta. Aha. Aman Mete Bey, ne yaptınız? Teşekkür ederim. Aman lan, çocuk gitti lan. Nasıl bilirdiniz? Teknemiz ko. Titriyor, titriyor, hala yaşıyor. Bir tane daha sıkın. Açılın. Bir tane daha sıkın abi, lütfen titriyor. Merhum Karaman'ı nasıl bilirsiniz? Cemaatin ismi. Sedyeleri getirelim. Sedyeleri getirelim. Sözleşmeyi aldık. Sözleşmeyi ufak ufak yazdınız mı Mete Bey? Konseyde böyle ses çıkartılanlar... Karaman ruhuna bir el fatiha! Amin! Acil ameliyata alıyorum. Amin. Buyurun, oturalım. Olabilir, olabilir. Mermi 2 lira böyle olur işte, böyle. Mermi 2 lira böyle olur işte. Silahını... Yerlerinize geçin. Silahını affetsin. Takoz, adam öldü takoz. Bileceksin, haddini. Ya takozcum, sen Elif Bağ'a geçmiş adamsın. Lütfen ama. Mete Bey silahı da çok güzel kullanıyormuş. Zor mesafeden. Evet arkadaşlar, katmangame.com'dan oylarınızı kullanabilirsiniz. Şimdi sizleri daha çok ağlayana verebilirsiniz. Şimdi sizleri adalarınıza uğurlamak için teknere doğru gönderiyorum. Bir sonraki katman gününde görüşmek üzere. Sağ ol Mete abi. Teşekkürler Mete Bey. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Benim arabam gelmiş. Bu arada herkes dağılmadan bir duyuruyu yapayım. Öğle namazına mütevellit. Karaman cenazesini bizim adadan kaldırırız. Katılmak isteyenleri bekleriz efendim. Kardeşim. Oğlum Allah'a adam bayılmış, bayılmış geldi. Bayılmış mı? Bayılmış mı? Kulis de yapamadık ki. Kulis de yapamadık. Kimi yazdın kavun? Nuri, sen kimi yazdın? Onun bünye ufak ya, bünye. Hemen uyuştu. Dediğin laf mı şimdi, hoş mu şimdi dediğin? Öyle bir dil sürçmesi kabul edilebilir bir dil sürçmesi mi o? Nasıl bir dil sürçmesi yaptım ya? Teknelere, teknelere. Kavun, kendi hak etmiyor bu adada kalmayı. Burada bir saniye bile durmaya hak etmiyor. Katerina'cığım. Teşekkür ederim, biliyorum. Ben de sizinle birleşeceğimiz günü bekliyorum gerçekten. Katerina'cığım, biz adamıza gidiyoruz da. Görüyorsunuz. Katerina'cığım, biz adamıza gidiyoruz da kendine çok iyi bak, tamam?
İni. Bu çalışma. Kızı kendinize iyi bakın. Sana batın düşmanı yere kalktan. Al sana yeşil elma. Yeşil elma yeşil. Sevgili Mustafa bir gelir misin? Hayırlısı gelirim. Bu Lunastia hanımefendisini karşıya göndererek çok iyi bir iş yaptınız. Sen konuşma yılan. İmam! Gidelim gidelim sür sür! İmam unutma bugün sana yaptığımızı unutma. Yaptığımız kıyağı unutma İmam. Yapamazım. Unutma ya. Görüşürüz hayırlısıyla inşallah. İmam! Yapılanları çabuk unutuyorsun İmam. Yapılanları çabuk unutuyorsun. Ugu Bey. Hiçbir şey unutmayın Kurt Adam Bey'cim lütfen. Haydi bakalım. Ben kanlamadım. Ya bu yağdada. Karaman'ın vurulma anına koptum ya. Lapsdi. Bu karışmasın oğlum işime. Sen mi biliyorsun ben mi biliyorum? Nuri al 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 gel gel Nuri gel gel gidiyoruz gel. Yalan söylüyorsak büyük çarpılacaksın ya haberin olsun. Yalan yalan söylüyorsam adaya gitmek şıkkın nasip olmaz. Ayağa kalksak düşer miyiz ya? Son kez belki dans edeceğim burada. Yok yok düşme yok. Bu müzikle bir dans etmek istedim. Düşmezsin. Arkada kaldı arkada reji. Yürü mü düştü? Evet Luna düştü. Ne yapıyor ablacığım? Bir de dengeyi sağlasaydım. Ben denizi çıkartmayın. Onu arkadaşlar. Diğeri alıyor, diğeri alıyor onu. Biz bir gidelim, onu alıyorlar. Kaç attı ya? Aldılar onu. Krala sağ. Bekir Bey, yemekten memnun kaldınız mı? Çok iyiydi. Çok iyiydi Ertin'cim. Çok iyiydi. Arada yap yani böyle şeyler yap. Ödül oyunu almamızı beklemeyelim yani bunları yapmak için. Maalesef öyle bir imkanımız yok yani. Ben yapmayı çok isterim ama yani kurallar el vermiyor. Sonuçta ekmek paramız yani. Anladım. Sen de haklısın da yani sana bir görev versem yerine getirebilir misin acaba ya? Nasıl bir görev? Yani senden genelde bir şeyler getirebildiğimi söylerler. Karşı adadan birini bıçaklamanı istiyorum. Çok riskli. Yo, bunu yapamam. Ya da bedeli ağır olur bunun. Ya bedelini öderiz. Bedeli önemli değil. Bedeli ödenir. Fiyatı neyse de öderim yani. Onu da söyleyeyim. Sen yapabilir misin yapamam? Bana bunu söyle. Bu gece onlar uyurken. Bunu düşünmem lazım. Takacağım bıçağı tamam mı? Bıçağı takacaksın. İçeride bir tur çevir çek. Düşünürsen beni vur, beni ulaş. Ya bu çok tehlikeli. Daha basit şeyler. Akıllı adamsın, genç adamsın. Düşünürsen beni vur diyorum sadece. Ekip halini ekin ya biz dururken. Bence iyi yani. Timur. Timur'cum. Yardım et diyeceğiz biliyorsun, fark etme tarzımı biliyorsun. Timur, bu bot burada kalsın olmazsa ya, bir sıkıntı falan olursa. Bendim abi. Öyle mi diyorsunuz? Ha kalsın sen git, öbürüne bin git. Tamam, sen bunu bana zimmetle. Zimmetle bunu, zimmetle. Gel bunu bana zimmetle. Aynen, basayım. Zimmetle. İzin vermezler, vermezler. Var mı kağıdın? Vermezler bir parmak bana. Basayım. O ne Mert? Kim oğlum zimmetle ya? Lan. İzin... Fener aldım, gece kaçamak yapmış. Zimmetle. Kim vermiyor? Bizim vergilerimizle alınıyor bunlar. Timur. Aynen öyle, Nuri. Bizim vergilerimizle alınıyor, kim vermiyor? Nuri sen bunu biraz daha içeri çek, bunun evet üstünü ya. Kapatalım, üstünü kapatalım. Ne gündür Beritacığım? Çok zordu ya.
Ceren daha iyi misin? Bana oy veren vermeyen herkese teşekkür ederim. Daha iyi oldu mu Ceren? Biraz daha iyiyim, hava almak iyi geldi. Luna evet. Ben çok özür diliyorum ya. Dizlerine kapanacağım şimdi. Çok ne olur affet beni. Yalvarırım sana ne olursun. Hayır. Ben gerçekten çok beni de düşün. Hayır, beni de düşün. Hayır, şimdi tamam. Sen benim yerimde olsaydın gibi düşün. Tamam Rita tamam. Tamam burada dursun Tamam. Bunu benim... Ben sizi seviyorum. Hepinizi de seviyorum. Arkaya doğru. Benim mekanın arkaya doğru. Ama sen seviyorsun ama demek ki Rita... Alırım. Demek ki Rita o kadar sevmiyormuş ki senin adını vermiş Ceren. Sen yine sevmeye devam et tabii yani. Ona bir şey diyemem evet. Ama... Hayır seviyorum. Yok seviyorum deyip de isim yazılmaz yani. Sevmediğim ismini verirsin. O da benim bebeğim. Ha bebeğim falan filan. Bunları geç. Ama... Ceren de kaç yaşında kız yani. Ya, o da anlayabiliyor canı bahsediyor. Canı sağ olsun vallahi. Ha tabii yine arkadaş olalım. Ne tabii ki canı ki? Sağ olsun. Yok tabii ki canı sağ olsun. Ama hani oradan... Ben hani... biraz safım ne yapayım? İşte... Ama bizim aramızı mı bozmaya çalışıyorsun yok, ya? Yok yok aranızı niye bozuyorsun? Ben sana gerçeği söyleyeyim. Ceren geçen gün sen bana iki kere yemek yaptın ya işte o yüzden yazdık. Bak görüyor musun? Biliyorum. Kaçtın mı kutunu? Yok öyle bir şey Luna hayatta. Ben kıskanç bir insan değilimdir yani. Rejiden haber geldi. Bunu ama ben ona enişte demiştim yani böyle bir şey düşün. Aklınızdan geçmiş tabii olsun. Benim kalbimi kırar. Böyle bir şey geçmedi. Demek ki geçmiş. Demek ki geçmiş. Neden o zaman? Neden? Niye ortada karıştırıyorsun? Herkes benim üstüme niye oynuyor yok, ya? Yok kıskançlık olabilir. Ben sadece söylüyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben burada herkese tek tek soruyorum. Aç mısınız yemek vereyim mi? O gün yemekleri ben pişirdim. Kimse yoktu. Ben herkese tek tek yemek dağıttım. Kıskançlığına sağlık bu arada çok güzel. Bir dakika. İyiliği için uğraştım. Bir dakika ben bir şey söylemek istiyorum. Ceren'cim anlayışla karşılarsın diye düşünüyorum. Rita'yı da hem böyle ekle. Şimdi iki tane kız var adada. Tabii ki kıskanma durumları olabilir. Hani güzellik, çirkinlik, efendime söyleyeyim havuz başında heykellik. Hayır canım anlayışla... neden kıskanayım ya? Ama anlayışla yani olabilir diyorum bilmiyorum, ya. Bilmiyorum fiziğimi mi kıskandın? Şu haline bir bak. Neyi kıskandın bilmiyorum artık ama çok kırıldım yani. Ama o benim ben enişte eve birlikte döneceğiz yani değil mi? Beri. Enişte de demiyorsun. Bir kere de birkaç kere Mert'cim dediğini de duydum şimdi yalan da olmasın. Ben yine de karıştırıyor gibi olmayayım ama. Mert'cim. Mert'cim dedim mi Mert öyle bir şey? Evet dedim. Hayatta öyle bir şey demez. Şimdi demez. Bu kız da seni yazmasın da kim yazsın enişte benim yazsın. Enişte dedim yahu. Enişte ya, dedim. Enişte. Hatta dedi ki kız tarafı oyunda... mısın sen dedi. Ben de tabii ki dedim Zeynep'in yanındayım dedim. Ama Zeynep ne yaptı? Ne? Aynen öyle. Ben de konuşmayayım şimdi. Zeynep ne yaptı? Seni yazdı. Ben de şimdi ama açtım. Ama ben ayaklarına kapanmadım mı ya? Ayaklarına kapan. Ayaklarına kapan. Ne fark eder ki? Ayakların da ne güzelmiş kız. Ayaklarına kapan. Bu saatten sonra kapansan ne olur ki? Kızı yazdın şimdi de adadan gönderiyorsun. Bence de öyle. Ben göndermiyorum. Ben ne yapayım? Ben ne yapayım ya? Halkımız en iyisini bilir. Sen ne yapacaksın söyle. Bu adada kalırsan sen de ona göre tavrını al yani Ceren. Ben bir şey söylemeyeyim ama ona göre yap yani yapacağını da. Kekicim sen de ortalığı karıştırıyor gibisin ama neyse yok, haklısın asla. Da biraz. Ben ortalığı falan karıştırmıyorum. Ortalık zaten çok karışık durumda şu anda. Gelin bir de Kavun'la bir konuşalım. Kavun. Orada keyif yapanlar var. Kavuncum. Nasıl böyle anne. Keyfin yerinde? Keyfim gayet yerinde, senin yerinde olsun. Yerinde İki mi? Tane çakal oylamaya gidiyor işte. Ben burada mutsuzum Kavun tamam mı? Benim için önemliydi çünkü burada kalmak. Çok önemli, çok seviyorum çünkü ben burayı. Tamam mı? Kavun tamam. Ben çok duygusallaştım, özür dilerim Kavun, yani. Kavun sen elemeye çıkınca... Çok çünkü. Elemeye çıkınca niye kadın düşmanlığı yapıyorsun? Yani yakışıyor mu kardeşim? Elemeye çıkınca neden kadın düşmanlığı yapıyorum? Aynen öyle. Kanka bilmiyorum yani. Şunu merak ediyorum. Neyi merak ediyorsun? Ne zaman selülütlüsün demek kadın düşmanlığı oldu ya. Selülütler bir kere kadınlarda daha fazla bilmiyorum olan bir şey. Bir de bir kadının fiziksel özelliklerine dalga geçmek de günah diye bir şey var. Yani ben hiç hoşuma gitmiyor bu arada benim. Ama... Hayır tek o değil ki tuttu Katerina ile bana dedi ki kadınlar zaten zayıf onlar oyun kazanamaz dedi. İmam Kuşucu ya. Şöyle bir şey var. Efendim. Ama şu noter an, geldi. Ama bak şu an. Ananız şu an hepiniz yani. Birden benim üstüme geliyorsunuz. Şu an hepiniz birden benim üstüme geliyorsunuz. Lütfen benim konuşmayın. Bu ne lan? Bugün herkes ağladı ya. Bu ne oğlum indir. Yeter artık tamam mı? İndir de seni bir kıralım indir gel buraya. Bir kırayım da sen bir gör. Nuri sen ne düşünüyorsun? Kim oy verdi ya? Kavunun gözlerini sil mendille. Mendille sil aynen ablacığım mendille sil.
Ben size söyleyeyim. Kadın düşmanlıymış. Ne yaptım ben? Kadın düşmanlığına dair ne yaptım? Karşı takımdan gelen... Şu anda mağdur oynamayız karşı kalın. Karşıya geldi. Beni hiç alakadar etmiyor yani bu oylama. Peki Nuri, bana hiç sordunuz mu? Çakal mı olmak istiyorsun, kurt mu diye? Eğer sorsalardı kurt olmak isterdim. Çünkü ben bir kurdum. Allah! Tamamdır. Tamamdır. İçim kıpır kıpır oldu. Bir de şunu söyleyeyim. Giderler Allah'a emanet buradan. Valla açıkçası Kegri, ufacık bir şey sıkıştıracağım araya. Tabii. Bu adada kalmak için de karakterimden vazgeçmem yani. Bunu öyle da herkes mi bilsin. Bu ne böyle yani, gelmiş Wu'lar bilmem neler şunlar bunlar. Ben karakterimle burada duruyorum yani. Çakal mısın yani? Çakalım mı diyorsun? Sen bana karaktersiz mi diyorsun? Sen bana ne demeye çalışıyorsun? Ablacığım, ben seninle muhatap olmuyorum. Lütfen bir önümden çekilir misin? Bence de olma. Sen git dağla taşla konuş. Ben yengemin tercihine sonsuz saygı duyuyorum. Adil bir oylama bence ikisi için. İki tane çakal. Ben adam. Değil mi lan Nuri? Ben sonuna kadar çakal da değil mi? Peki. Çıkar, yukarı çek. Gidelim. Ananı sikeyim. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Kavun, sen sürekli bu adadan 3 tane oy alıyorsun. Banko 3 oyun var yani burada. O konu hakkında bir şey söylemek istiyor musun? Yani kim seni yazıyor acaba diye. Kanka. Ya sen onu bunu bıraktı kardeşim. Düğünü abi, nasıl bilemezsin düğünü ya? Evliliğin son adımı ne olabilir ya, başka ya? Sana bir şey diyeyim mi? İlişkinin son adımı. Nişanı bildim. Düğünü bilemedim. Orada bir tık heyecan yaptım. Özür dilerim takoz. Lan nişan diyorum. Level atlat diyorum. Ne olacak düğünden başka? Sen de benim anlatmak istediklerimi bilemedin. Çok özür diliyorum senden Tako. Ya ben neye tutuldum biliyor musun? Kavun çok maça gelmeden ya önce dedi ya, ben biraz fazla yiyeyim yalnız. Bizi uyardı ya orada iyi niyetle. Ben ona tutuldum ya. Kanka. Yani ben biraz fazlayım. Bu oyun adaletsiz bir oyun olmuş gibi anlattın ya bir tane. Karşı takıma birazcık haksızlık mı olacak acaba, benim oynamam dedin. Hatta seni acaba oynatmasak mı dedik. Çok iyi olduğun için. Orada bir sorgulattın ya bana hayatı. O yüzden ben orada tutuluk aldım yani. Şimdi en son diyorum ki Mete Bey neyle geliyor sürekli oyunlara diyorum. Helikopter, uçak diyeceksin, uçak. Onu değiştireceksin yani. Helikopter dedin, tamam değiştir, şimdi uçak. Şimdi o durumu ikinize de açıklayayım. Evet, tabu oyunlarında bir tık iyi olduğumu biliyordum ama biz de öğrenmiş olduk. Bir tık anlayamadı. Evet. Nuri bir tık anlayamadığı için yani düzgün olmadı. Anla ki bir eşleşme oldu. Başkası olsa bence bilebilirdi. Ama olsun, ben Nuri'yi yani suçlamıyorum. Sonuçta elimizden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalıştık. Kardeşim neyi anlamadım? Bir tane anlattım, bildim. İkinciye kendin, sen kendin pas dedin ikinciye. Ben onu da tahmin ediyordum. Sen pas dedin. Geçtik. Üçüncüye de diyorsun ki az önce söylediğim diyorsun. Az önce söylediğimi söylüyorum. O değil diyorsun. Adamlar bak namussuzluk yaptılar. Bir şey söyleyeyim mi? Onlar... Sen bana bak. Sen bana düğün diyorsun. Dinliyorum. Biz bak, biz efendi gibi nikahını yaptırdık, evlendirdik balayına göre. Adamlar orada yani namussuzca ayak fetişinden çorabı bildirttiler birbirlerine. O iki tane sapık. Biz burada efendim. Nişandan düğüne gidemedik. Biz bak, burada bir yüzük taktık. Bu mu problem oldu yani? Ya tamam, elimden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışıyorum. Her geçen günde daha iyi oluyorum. Evet farkındayım, birçok oyun kaybettim. Bu yüzden de takım dokunulmazlık oyunlarını kaybettiği için ada konseyinde sürekli bizden birileri gidiyor. Bundan dolayı üzgünüm, özür dilerim ama dediğim gibi artık farklı bir kabuğum var. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ya hadi bakalım. Benim için bana bir yemek yapar mısın? Yumurta göte dayandı. Yumurta göte dayandı, şimdi diyorsun ki başka bir kabuğum var. Şurada seni bıçakla kovalattırdın kendini, bıçakla. Zor evet, onlar yaşam bak şimdi bu saatten elinden sonra tamam. Onlar yaşanmasaydı belki evet. Bugün bu adadan bizden birisi gitmeyecekti. Ama bunlar yaşandı artık. Bunların geri dönüşü ne yok. Ne oldu Rita? Keşke yaşanmasaydı. Rita bırak kıştın Ceren ne olursa olsun ya. Senin adını yazdı o ya Ceren. Ne demek ne oldu Rita? Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Olsun canım kız, orada kötü midesini bozmuş. Olabilir canım, İyi midesini misin? De bozabilir. Ama ismini yazmadım sonuçta. Bak kardeşim. Su vereyim mi? Bak kavun. Ya teşekkür ederim. Delikanlılığımı da yaptım. Konseyde ne dedim? Faydasız senin için. İhale dedim, ona yazmaz. Biz beraberdik, ikimiz kaybettik. Dedim mi demedim mi? Faydasız. Aynen o yüzden Nuri seni de söyleyecektim. Bak tam öyle dedin ya.
Ben dedim bize yazar dedim bugün. Ben dedim o zaman size yazsın, o zaman seni koyayım potaya falan. Ama dedim o zaman çok vicdanım. Bir şey söyleyeceğim peki Rita. Rita bir şey soracağım sana. Fark etmezdi bana. Rita bir şey sorabilir miyim? Efendim. Sen Ceren'in Mert'i yazdığını anlayıp nasıl evet. Ceren'i çıkarttın? Helal olsun, tebrik ediyorum. Nasıl ya Ceren Mert'i yani mi yazmış? Ceren'in Mert'i oylamada Mert'i yazdığını nasıl anladın da direkt Ceren dedin? O da ilginç geldi bana, helal olsun. Sezilerin kuvvetliymiş, teşekkürler. Ben yatmaya gidiyorum. Ortalığı şimdi karıştırma da, ben öyle bir şey düşünmedim. Öyle bir şey çıkarım yapmadım yani, öyle bir şey. Ha, onu bilmiyordun o zaman sen. Çok ilginç. Vay be Ceren. Sen şey de atmış, zehir de atmışsındır bana verdiğin yemeklere. Sinan'ın ağını aldık. Bari Sinan'ın büyük ağını aldık. Ve sana bir şey söyleyeyim mi Nuri'cim? Bugün bu adada Sinan kalmış olsaydı kavun yerine biz bugün bu dokunulmaz oyunu da kazanmıştık bu arada, haberin olsun. Kazanmıştık ya, ben şimdi bir şey söylemek istiyorum ama. Lütfen bak bir şey söylemek istiyorum. Çok fazla neden iyi olduğun için. Siz öyle davrandım hiç sordunuz mu? Sorduk. Dedin gittin sonra. İnandılar dedin gittin. Hayır. Sebebi şuydu. Ayağım sakatlandığı için hastanede verdikleri ilaçların yan etkisinden size öyle davrandım. Peki sana delikanlı gibi bir şey soracağım. Eğer bize bunu söylemedin. Şunu yiyeyim de bir. Ya teşekkürler size bir bu şey arada. Diyeyim mi? Bak size bir şey diyeyim. Dokunulmazlığı sen alsaydın kimi yazacaktın? Siz işte buna bak. Siz buna bile inandınız. O kadar kamilsiniz kanka. Ben gidiyorum ya. Rita. Mert. Al buyur. Enişte. Enişte mi? Benim bu adada bak, tek bir düşmanım var. Bak. Gerçekten seni yazacağımı düşünebildin mi? Tepki bile vermiyorum artık. Ha? Enişte gerçekten demesen. Gerçekten inandın mı yani buna? İyi de seni yazmadım ki, ben kavunu yazdım. Sence seni mi yazarım, kavunu mu yazarım bir düşün. Seni yazabilirim. Kim yazdı Mert'i o zaman? Kim yazdı beni? Bir düşün bakalım şöyle bir tabloya, bir de yukarıdan bakın. Ben yazmadım abi. Biz seninle deplasmana gidecektik Nuri. Abicim ben yazmadım, ben sana söyleyeyim. Benim gözümün içine gel bak. Gel bak. Ceren sen de bak. Ben Ceren'i yazdım. Aydan gelen uya gider. Çakallardan geldi bu ikisi. Ya kavun yazacaktım ya da Ceren'i yazacaktım. Kavunla bugün beraber kaybettiğimiz için vicdanım el vermedi. Bugün kavunla eşleştiğim ve beraber kaybettiğimiz için... Ama ben kazandırmıştım Nuri. Ödül oyununda neyse da ben ya, herkes zaten benim üstüme geliyor ama... Kegri sen kim yazdın? Yolmak yaramıyormuş. Dedim. Sen bir... Ananı çıkayım yanıyorum! Bir dakika yanıyorum, yandım. Yandım ya. Yananı görür Allah. Ayağım şey oldu. Bir gel bir gözümün içine bak bakayım. Ha bu değil pardon, yengeye bakıyorum. Heh. Bir bak gözümün içine. Bu Ceren bu. Ceren sen dur bakma, sen gel ha bak. Bak bakalım ben kimi yazmışım, söyle şimdi. Gözlük var, görünmüyor olabilir. Kimi yazmışım söyle. Sen poker oynuyor muydun önceki hayatında? Önceki hayatımda değil, bu hayatımda da oynadım. Serdar Ortaç'ta poker oynamıştım var lan benim. Çıkartayım. Kim demişti bu odaya geldiğinde binlerce dansöz var diye? Bir tane elime attım. Ben seni yazmadım Mert'çim. Kimi yazdın? Ben kavun... yok ya, ya da Ceren'i yazdım Ceren'i. Ya da dur kavunu yazdım. Bir gelir mi senin? Dur Ceren'i yazdım Ceren'i. Bir karar ver yani. Tamam Ceren'i yazdım ben. Ya işte yengem yürüyorsun değil mi? Artık gerçekleri söylemenin vakti. Gel bir anlatayım sana Mert, olayı anlatayım sana gel. Rahmetli Sinan'ın evine bir gidelim. Evin her yeri seks kokar mı bir evin her yeri? Kokuyor işte. Sıçmış mı buralara bir yerlere bakıyorum, sıçmamış. Güzel. Gel şöyle bir manzaraya bakarak balkonda bir konuşalım. Gel. Mert'cim. Bana bak. Sen aptal mısın oğlum? Ben seni ne yazayım ya? Kardeşimsin sen benim ya. Biz bizeyiz ya. Bir kendine gel diye vurdum ayağını yanlış anlama. Çağırmadım seni. Ben Hayır ben prezervatifler geldi mi diye soracaktım. Gece oldu ya. Ulan dur ilk gece dur bir gece boş geçinme kardeşim ya. Allah Allah. Dur getirtmeye çalışıyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hemen ilk geceden ya affedersin de bu gece sen burada kal olmadı ya da yenge burada kalsın. Ya ilk geceden de yani üremeyin abi o yani. O kadar et yedirtildiler ki biz.
Sen de haklısın, doğru. Bugün ama protein. Bak ben sana söyledim bak. Doğru. Gidiyor, gidiyor. 5 kişi kaldık yani. 5 kişi kaldık. Biri daha gidiyor. Babacım zaten yanlış anlama. Yedirdiler şimdi... ziyafeti de çektirdiler. Orada bir tatlı sizden... vardı, ballı mallı. Şimdi sana bir şey söyleyeyim. Sana şöyle söyleyeyim. Şimdi sizin bu kromozomların ortaklaşa beraber yapmış olacağınız bir imal edeceğiniz yani imalatını öne süreceğiniz bir bebekten %50 bir ihtimal var. Ya Rita gibi olacak ya da senin gibi olacak. Yani bu riski de göze almasak mı diyorum yani bir yandan. Hani tamam Rita gibi olursa Rita'ya benzerse güzel ama yani güzel derken şey anlamından, fiziki anlamda değil. Nasıl yani? Hırs anlamında yani. Kazanıyor ya, başarılı ya. Hani bana benzesin zaten. Sana benzersem oğlum bence, biz daha bu adadan çok adam. Göndeririz. 6 ay, 3 aylık olamadan göndeririz. O bebeği de eleriz, ben sana söyleyeyim. Boşuna yapmayın yani. Tamam bak. Ben sana şöyle bir öneriyle geliyorum. Biz 5 kişi kaldık artık. Ve bizim gerçekten karıcığımla birlikte bir oy üstünlüğümüz mevcut. Evet. Ben senin yanındayım ve biliyorum beni yazmadın. Doğru. Ben de seni asla yazmam. Mete Bey'le de geçen gün görüştüm. Önemli bir durum varmış ailemi aramak için. Telefonu elime aldığımda bir Instagram'da da baktım. Sende bayağı bir takipçi artışı var. Ve oy olarak güçlü olduğunu biliyorum. Güçlü olduğunu biliyorum. Halk senin yanında, bunu da biliyorum. O yüzden ben seni satmadan, senin arkandan iş çevirmek adına diğer kalacak olan iki kişiyle birlikte, hani biz sanki Zeynep'le bir takımız ve artık bu kegriyi indirmemiz lazım diye bir fikir atacağım ortaya. Bakalım kimler geliyor benim yanıma. Kim gelirse işte o zaman onu eleriz bir sonrakine de. Ya peki gerçekten kendi güçlü olduğunuzu fark edip beni elemeye kalkarsanız Mert. Hani yanlış anlama diye de zaten hani ne kadar takipçilerinin seni desteklediğinden bahsettim yani. Sensiz evet, tamam. Olur mu burası? Bir baksana şuraya bir bak ya. Şuraya bir de bak, senin gölgeni görüyorum. Bu çınar ağacı neymiş? Ama takipçilerim de çok senin şaka sever. Senin gölgen var burada ya. Çok şaka sever insanlardan oluşuyor benim takipçilerim. Bana şaka yapmak için bile her şey, her türlü sonucu beklerim ben yani oradan. Anladın mı? Çünkü ben onlara hep böyle şakalarla... Sen gidersen yaptım. Biz de gideriz. Ne olacak? Yani bir şaka uğruna da bir sıkıntı olabilir gibi geliyor bana yani. Dönek kim? Dönek, onu görelim. Dönek kim? Bak ben değiştim. Ben sana söylüyorum. Ben artık Kelebek Mert değilim. Harbi mi diyorsun? Ne oldun? Ben tırtıl olacağım. Ben ebesi. Ben sinsi olacağım. Ben bunların var ya inlerine şey gireceğim. Ben bunların yanlarında, kulaklarının arkasında dolaşacağım ben bunları. Mert'cim bir anda bu kadar sivrileşme ya. Tırtıl ne amına koyayım? Dur önce bir karınca böceği falan ol. Ya yani bu bir anda tırtıl bir ağır geldi yani. Tırtılı bir anda nasıl kaldırır? Bu ada nasıl kaldırır? Tabii. Efendime söyleyeyim. Hani senin bünye biz nasıl kaldırırız bir anda tırtıl olmanı, gerçekten kabul edilebilir bir şey değil ya. Ananı sikim düştüm. Ah. Ya en sevmediğim olay da şuydu, onu da bahsedeyim. Ya kelebekken yani bu at sikine kelebek konmuş deyip durdular deyip durdular. Ben bıktım artık ya. Tırtıl olacakmış. Konuştunuz. Yok ya, tırtıl o kadar zehirli bir hayvan olma yani oluyorsan da. Ne bileyim, akrep ol, yılan ol. Aynen, çok böyle yapıcı konuşmadın mı lavuklarla? Arkadaşlar bu arada bölüyorum. Kelebek Mert artık tırtıl olma kararı almış. Herkes de ayağını dikkat etsin, ona göre denk alsın diyorum bu saatten sonra. Tırtıl olacakmış amına koyayım. Ya bastığınız yere dikkat edin, ezilmeyeyim diye. Çok çok tehlikeli oldun ya. Bir anda ateş topu oldun yani gerçekten. Tırtıl. Ben bir tık tırstım yani, öyle söyleyeyim. Ya, zaten tırtıldı ya o. Öyle mi? Anlat anlat yenge anlat. Nerede, yatakta mı tırtıl, nerede? Ben size bir hikaye anlatayım. Nerede tırtıl ya, tövbeler olsun. Çok mu komik ya? Tövbe estağfurullah. Enişte kusura bak, takılıyoruz. Kanka extra small, extra small geliyor değil mi? En minimumu geliyor, öyle düşün. Tamam. Şuna bakar mısın? Kavun hiçbir zaman yanımızda değil, hiçbir zaman bizimle değil. Hiçbir şey yapmıyor. Sadece negatif enerji veriyor. Ablacığım böyle şeyler söylüyor. Şimdi gidecek orada, yok. O çocuk rapçi mi, Necibi, ne bok olduğu belli değil. Gider orada şimdi, yo yo ben gelir burada bize dismiss atar, sonra bununla bıçaklamak zorunda kalırım kendisini. Ben de bu saatten sonra değiştim, haberiniz olsun. Kapasit misin size... var ya, oyunlar çok yordu, hiç kaldıramam şimdi onu. Ya onun yazdığı rapten ne olur ya. O anca böyle sallar millete. Tek yaptığı o zaten.
Ben size Tırtıl'la ilgili ufak bir hikaye anlatmak istiyorum. Anlat. Çok kısa. Şimdi bir tane adam evde salonda oturuyormuş, televizyon izliyormuş. Kapıda bir tıkırtı duymuş. Ablacım yanıyorsun. Kapıya. Ne oluyor ya burada diye. Hiç şey yokmuş yandım. Kapıda. Aşağı bir eğilmiş bakmış. Yerde bir tane tırtıl. Tekmeyi böyle bir koymuş ona. Bu uçmuş gitmiş tırtıl. Arkasından da böyle bakmış. Aradan 3-4 sene geçmiş. Bu abi tekrar salonda oturuyor televizyonu izlerken kapıda bir tıkırtı. Allah Allah demiş, bu saatte kim ola ki? Gitmiş açmış kapıyı, kimse yok. Aşağı bir bakmış. Ulan gene tırtıl. Tırtıl da buna dönüp demiş ki: ne vuruyorsun be? Gerçekten be demiş mi peki yani? Cidden be. O kadar ağır konuşmuş mu yani? Be demiş mi? O çok önemli. Mehmet. Ne vuruyorsun be? Onu vurgulamış yani demiş. Böyle. Sen Allah, sana evet. Allah akıl fikir versin yani. Ne diyebilirim ki daha fazla? Gerçekten Allah Rita abime şey Rita yengeme de. Ben bu ilişkide kim erkek abi? Tarafı kim? Abi yanlışlıkla abi dedim ya, kusura bakma yengem. Yani zor gerçekten. Bir tırtıl, vahşi bir tırtılla beraber olmak da zor olsa gerektir diye düşünüyorum. Hırçın asabi bir tırtıl. Benim elimde kalem kaldı ya. Bir şeyler var. Sudoku modoku çözeceğim şimdi yayından sonra. Biraz Fuat, sert bacağını kim evet. Yakmış ya? Evet. Ben yavaştan yatağıma çekiliyorum. Herkes bir yatsın da artık bir baş başa kalalım bizde. Siz bir baş başa kalmayın. Nuri'cim sen Zeynep, bir nöbet tut. Zeynep sana söyledim, haberin olsun. Nöbet tut Nuri. Bunlar Allah rahat baş başa dersin, kalmasınlar. Ben buradayım, nöbetteyim. Tamam, bir şey olursa falan yaparsın. Tamam abi. Mert'cim gücünü de parkura saklarsan sevinirim yani. Ya, tamam ya, bir gece geceler, Nuri iyi geceler. Tamam. İyi geceler. Hadi iyi geceler Nurilla. Nuri için bir öpeceğim seni. Ben sizin verdiği evde yatmayı söylemedim, farkındaysan. Hayırdır ya abi? Tamam, ya ben seni çok seviyorum Nuri ya. Zehirli tırtıl öpücüğü attı. 6 ay içerisinde Pokemon izledin mi Nuri? Abi vallahi yengeme saygımdan sana hiçbir şey yapmıyorum ya. Allah belan versin. Yengem olmasa arada çok sıkıntı yaşayacağız seninle ikimiz. Ay gözüm acıdı. Ceren bir gelsen şöyle. Sinan gitti, bu başladı. Arkadaş kurtulamadık. Bizi bozuyor diyorum abicim. Bozuyor. Nuri kim gitmeli lan sence? Neyse yorum yapma şimdi, yanlı olmayalım. Ya. Tamam. Ya şu enişte işten kurtulsak mı ya? Ne diyeyim enişte? Modru meydan alayına isyan ölümüne körfez. Tamam, çocuk kafayı yemiş. Hop! Hayırdır lan, ne oluyor? Bir şey yok Nuri, bir şey yok. Kendine ne güzel manzara yapmış. Ben de sana hep enişte derim. Bu kadar nokta. Nuri ben şuraya çömüyorum. Ya gel benim, yukarıda yatak var abi ya, gel yatakta. Yok kardeşim yat, sen yat yat. Yatarım. Yatakta yat sen. Allah aşkına. Allah aşkına. Uyuyamam bak. Bak bütün gece... Vallahi sen çık sen. Vallahi başında sağlamam. Olur mu ya? Bak saçmalıyorsun. Vallahi bak gel yukarıda yatak. Gel saçmalama ya. Olmaz yani. Abimsin. Tamam yattım böyle. Lütfen abi, yakışır mı bize? Oğlum bak manyak konuşma ya. Üstüme iyilik sağlık ya. Hadi yukular. İnanamıyorum. Foto nasıl? İnanamıyorum. Çok iyi. Ya Nuri, Ceren'i alır mısın? Ne olur lütfen. Hayırdır ya, ne oldu? Abi Rita nerede? Karısı nerede bunun ya? Bunu bir dakika. Kendine getirsin. Bu Edep iyice kafayı yemiş. Salak. Bu çıldırmış olmalı bu. Edep'i mi şaşırdın? Ne yaptığını şaşırdı bu. Gel dedi ki bana... Eyvah. Bana Mert'in de dedi. Mi? Sen dedi bana niye enişte veriyorsun dedi. Ben inanamıyorum. Bak bir ben anlatabilir miyim? Ulan kelebek Mert! Şu taraftan... Hiç azdın mı? Ne yaptın amına koymadı da? Tam şu taraftan... Yalnız kişiye vurdum. Aa Nuri sana vurdum. Ulan Mert! Ay Ceren Hanım çok özür dilerim. Ulan Mert!
Sana vuracağım. Bak diye. Aynı böyle oldu işte benim muhabbette. Ya ben seni ne yapayım ne yapayım, benim ne işim olur tırtılla kelebekle falan ya. Hayır, geçmiş bir de ya şuradan ben koşarak ayıp, bak iftiralar atıyor. Liderim, liderim. Efendim. Şu taraftan koşarak geldim ben. Ne diyordum? Ben evliyim diyordum. Ben olmaz diyordum, evliyim. Oradan koşarak geldim. Kaçan mı şey yapar, kovalayan mı şey yapar ya? Allah'ım üstüme şu mübarek günlerde ben yatıyorum. Sen iftiralardan... Ben yatıyorum. Nuri, lütfen, saniye, lütfen gelme. Yönetime. Enişte bir durur musun? Yönetime gelme. Nuri, buradan kim dedi Ceren bir gelir misin konuşalım. Bak vallahi deprem deprem olur, ada başımıza yakınır bak. Yapmayın böyle şeyler. Tırtıl abi dedi. Evet bak Tırtıl abi dedi diyor. Bu kadar işte. Uzun mekanda ırz düşmanlığı istemiyorum. Irz bak düşmanlığı ada başımıza yakınır. Yapmayın sakın böyle ırz düşmanlığı. Ceren sen bırak oraya gitme, gel yukarı gel. Çıldıracağım ya. Saçma sapan geliyorum, iş yapmayın. Yukarı, yukarıda bir tane yatak var orada madem yatalım öyle oluyorsa. Destur var mı Nuri kardeş? Var var. Saçmalama ya, adada böyle şeyler istemiyorum ya. Allah Allah. O güzel karına yazık be. Puh, utan kalın. Bu Allah'ın belası cezası yedi. Tırtıl dedik. Bu dedik zararsız dedik. Tabii yazıklar olsun sana. Hayırlı işler abi. Kolay şey gelsin. Ha. İyi günler. Sağ ol. Karaktersiz yetmiyor bunlara. Yetmiyor Nuri'cim, işte. Nuri'cim Mişor'u uyandır. Ben buradayım. Tamam ben nöbetliyim abi. Tekriş. Gel yani. Ayak uçlu baş üstü yatarız burada. Tamam geldim. Aynen ayakta başlı yatın. Başlı yatın. Ben başla bir daha gitmem Tırtıl'ın falan yanına. Terbiyesizler. Bu işim yok benim. Ulan bu da böyle sürekli yediğimi de çekiyor. Uzaklaş. Şimdi kameraya çek. Dikleri gelin lan drone. Oğlum bıçağı attım bıçağı. Bir durum var, çekme kardeşim çekme. Çekme şimdi, getirtme beni oraya bak. Siktir git lan. Taş yok mu amına koyayım ya. Abicim özel hayata biraz saygınız olsun. Koptum amına koyayım ben. Tırtıl olmuş ha, bir de tırtıl oluyor. Bak oraya bak sen. Tövbe estağfurullah. Pineapple 8. aylık tutamış. Punk 11. aylık tutamış. Hoş geldiniz arkadaşlar. Özgür Ozan 6. ayını yenilemiş. Reyhan KKC 8. ayını tazelemiş. Grezier 4. ayını tekrarlatmış. Ratato ile 6. ayını basmış yeniden. Hissediyorsun abime hürmetler, babacım takoz abime hürmetler, saygılar demiş. Eyvallah canımsın. Azazel Yozgat 500 bit göndermiş sağ olsun. Dayı başta gıcık olmuştum ama şimdi seviyorum, ilk defa para verip abone oldum, çok bitsin demiş. Kanka çok teşekkür ediyorum, çok sağ ol. Kesene bereket diyorum o zaman. Ratatavo ile 6. ayını kutlamış. Seviliyorsun babacım. Ha, bunu okumuştuk, bunu okumuştuk. Azazel Yozgat da tier 1'ler bize katılmış. Eyvallah kanka, hoş geldin. İlk başta öyle oluyor. Sonra zamanla ısınıyoruz birbirimize yani. Öyle diye düşünüyorum. Tanrı Dostu 7. ayını kutlamış. Doğum günümü kutlar mısın? Kegiricim teşekkürler demiş. Kusura bakma Tanrı Dostu. 9 ay ve altını kutlayamıyorum. Sağolflytr 2. ayını kutlamış. Şaka! Tanrı Dostu doğum günün kutlu olsun kardom. Kendine çok iyi bak. Mutlu yıllar, mutlu seneler senin olsun inşallah. Sağ ol Flytr 2. ayını kutlamış. Vaceus 5. ayını kutlamış. Caz yapma alırım alt dudağını demiş. Sağ olsun. I'm Karakoç hiçbir şey yapmamış. Mert Ozan 36 3. ayını yenilemiş. Bu arada Ceren bizi hostlamış galiba. Luna Spia 1111 kişiyle bizi hostlamış. 1-1. Şufur okuma demiş. 7. ayını kutlamış bir arkadaşım. Okuma demiş. Tamam. Kemal Baba Siker. Prime'le abone olmuş. Eyvallah. Eren Yıldız 6. ayını kutlamış. Konsey selamlar demiş. Aleyküm selamlar. Teşekkürler. Nero Paço 5. ayını kutlamış. Sting Edit 5. ayını kutlamış. Kral Hasan 5. ayını kutlamış. Katman Adası kontente ne zaman bitecek? Her gün bir kişi elene elene işte bitecek yani. 5-10 yayına biter. Rio Maggiore 8. ayını kutlamış. Oylar kavuna kavun büyüktür ol demiş. Sağ olsun. Wolf Zahne Prime'le gelmiş. 6 Talha 2. ayını kutlamış. Uzun aradan sonra 2. ay demiş. Ezbert 7. ayını kutlamış. Bilal Neptins Prime'le gelmiş. Aismir 5. ayını kutlamış. Liberal Bey 3. ayını kutlamış. Ülkü Tübay 100 bit göndermiş sağ olsunlar efendim. Çalamet Prime'le gelmiş. Asosyal biri 8. ayını kutlamış. Duygusal liderler kaybetmeye mahkumdur demiş.
Paradox bilen Prime'le gelmiş. Bayerman 7. kutlamış. Serhat 7. kutlamış. İlay da Hero 3 lira kutlamış. Karaman'a çok yüz verdik. 96'sını geri alalım. Etrafımıza 4 dönsün. Lakerta 7. kutlamış. Teşekkür ederim. Sergio 3. ayını kutlamış. Bayan Sherlock 8. ayını kutlamış. The Sensational 6. ayını kutlamış. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olunuz efendim destekleriniz için. Moonbow 100 bit göndermiş sağ olsun. Çağan Aksoy 5. ayını kutlamış. Seviyorsun abi demiş. Çok teşekkür ederim. Kutajikito 18. ayını kutlamış. Sen var ya yapıyorsun bu işi. Gülmekten öldüm burada. Tüm ekimin eline ve ağzına sağlık. Kalp göndermiş. Canımsın çok sağ ol. Ve Sarpey'im de Prime'le gelmiş ve trenin ilk durağında ben yavaştan arkadaşlar sizleri Jatari'ye göndereyim. Keselim. Keselim çünkü Jatari'ye göndereyim. Cumartesi günüyle alakalı şimdi. Cumartesi günü şeyimiz olacaktı ya. VS'miz olacaktı. Onu ben bir konuşayım Cantu'yla. Ona göre netleştirelim. Yarın zaten bilgisini veririm onun da. Bakalım neler olacak devamında. Esra Sultan 2. ayını kutlamış sağ olsun. Yavaştan kaçayım ya. Bugün var ya bak bugün uyandım var ya o kadar halsizim, o kadar üşüyorum, böyle soğuk algınlığım var, boğazım kötü. Çok kötüydüm, enerjim çok zayıftı. Bak daha yeni yeni şu anda enerjim geldi biliyor musun? Daha yeni yeni enerji geldi ama sahur vakti de yaklaşıyor şimdi. Sahurunu yapacak olan arkadaşlar var. Ben de inanılmaz acıktım biliyor musun? Çünkü direkt kalktım yayın açtım. Hiç yemek falan hiçbir şey yemedim. Bir de şey olmuş. Ne olmuş olsun? Bir de ne olsun? Bir de cama ha. Cama açık unuttum. Oradan soğuk yedim. Bu arada şeyi de atlamayalım. Cemil kardeşimiz de. Cemil kardeşimiz. Z'de ekstra teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Map'le o kadar uğraştı. Pesli. Pesli kardeşime de çok teşekkür ediyorum. O kadar uğraştı etti map'te. Geçen gün hani beni uçakla diğer adaya kaçıran arkadaşım vardı ya o. O da sağ olsun. Yayında mı o şu anda? Yayındaysa onu hostlayalım. Ha yayında değilmiş. Yayında değilmiş. Kaçıramadı doğru evet. Kaçıramadı olsun. Niyet önemli olan. Sağ olsun o da valla MAP'le bayağı uğraştılar ettiler. Bütün ekibe de bütün konseyden arkadaşlar var. İçeride görüyorsunuz sağ olsunlar. Güzel bir şeyler sunabilmek için uğraşıyorlar. Ben de bu kağıt kalemi önüme alınca amına koyayım. Tosçu Erol gibi amına koyayım. Bir tane karışık. Bir tane kaşarlı. Sürekli böyle bir tribe giriyorum bu kağıt ve kalem elime aldığım zaman. Herkes başka şey hayal eder. Ben sürekli tosçu olduğumu hayal ediyorum. Elime kalem kağıt geldiği zaman. Tost notu alıyorum. Anam bir tane karışık vardı abi senin. Bir tane salçalı sucuklu mu? Tamam. Yani vizyonla da alakalı bir şey tabii ki ama. Yavaştan baba kaçar. Zenom TV Prime'le gelmiş. Hoş geldin Zenom'cum. Instagram ve Twitter'dan beni takip ederseniz de oradan da paslaşıyor oluruz zaten hoca. Onu da söyleyeyim yani. Bu arada Mafya'ya da başlayacağım. Mafya Definition Edition'a da başlayacağım yakında. Yarın yayın olur mu olmaz mı? Kesin değilim. Yarın çünkü 23 Nisan şey var Muti kardeşimin kanalında. Oraya da desteğe gidelim. Bir de BBL maçı var. Yani o aralıkta yarın bir alan bulabilir miyim emin değilim ya. Onu da söyleyeyim yani. Panik Şekeri 2. ayını kutlamış. Günün sözü demiş. Kanka karıştırdın kanalı karıştırdın. Günün sözü burada yok ki. Burada günün sözü yok ki. Annem için, onun için. Emre Arslan. Hadi bitmedi mi ya? Prime'le gelmiş. Günler. Bitti mi Nuri? Ben şimdi gönderiyorum, şeye gönderiyorum. Bu arada YouTube'dan da bahset Nuri istersen. YouTube'umuzdan da bahset. YouTube/aynı sinemalar. Bu katman adası kesitlerini kesit kesit böyle aynı Survivor'daki gibi atıyoruz. Hem de kimsenin gözünden değildi. Ama sanki o tutmadı gibi hissediyorum. O yüzden buradan böyle Çağrı abi haline atacağım.
Tatlış tatlış onu da görürsünüz. Oha! Babacım ne yaptın sen ya? The Kegrişko yalnız bir tık iddialı bir isim olmuş. Yani Kegrişko olmasa mıydı acaba? Bir tık şey olmuş yani, havalı olmuş. Bir tık bu piyasada çünkü hani isimler genellikle böyle değil ya. Alberto falan gibi yani böyle. Hani Kegrişko isim olarak tam oturmamış mı acaba yani? Yine siz bilirsiniz tabi ama. Abi bölüyorum. CS47 demiş ki Nuri bana bir selam yollar mısın? Adam şimdi gifter. Buradan selam tabii olsun. Tabii gifter, ona selam yolla amına koyayım. Ona bir selam. Şabak 1030 selam olsun. Sana selam vermenin bedelini bilmiyor. Selam verdi şimdi 20 sap borcu girdi. Anladın mı? Şimdi gifterlara bu konuda özen gösterelim Nuri'cim. Baktın mesela adam oradan hem gifter, yani yanında işaret var falan. Bunu da normalde hani biz artık böyle öyle bir aile olduk ki her şey açık açık burada konuşabiliyoruz. Şimdi tabii adam abi, gifter Nuri. Normalde... Ne yapacaksın? Evet. Huyuna gitmen lazım, anladın mı? Ben şimdi tersi yaparım. Benim işim şovundayım ya. Hani ben yapamıyorsam da arka planda toparlayın o gifter'ın psikolojisini güzel tutalım. Arkadaşlar. Ben sana söyleyeyim mi? Ben gifter'ı kaybetmeyelim. Bucalı oynayacaktım katman arasında. Sırf Şafak 1030 İzmit'te diye ben de İzmitli oynuyorum, öyle söyleyeyim. Harbi mi diyorsun? Kadar, tabii canım, o kadar gifter'lara önem veren bir moderatörüm yani. Helal olsun, vallahi böyle. Şimdi bir dahakisinde de hani onu iyice araştıralım. Hangi gifter'ımız nereli falan. Arka planda evet kurgu varsa da kurgu böyle kurgular var, onu da söyleyeyim. Kesin 10 tane abone kaldı. Oğlum en azından samimiyetle anlatabiliyoruz yani arka planda. Nuri dediğim gibi sen onların gönlünü hoş tut. Arada bir selam ver. Nasılsınız abi? Bu akşam yayın var. Var mı içerik? Rahatsız olduğunuz bir içerik var mı falan bilen de onları sen böyle bir şey yap. Tırtıkla. Yani hoş tut onları. Anladın mı? Ya CS47 çok teşekkür ederim. Ya burada artık şaka, bu gifterlar da böyle alınganlar işte. Şaka yapılamıyor. Bir şaka yapıyorum 10 tane gönderiyor amına koyayım. Çağrı ya. Evet. Kardeşim 23 değilsen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Buradan CS47 abimizin amcasının oğluna da selamun aleyküm. Buradan selamlar, sevgiler. Çok teşekkür ederim. Nazarım lazım mı? Yapma şunu ya. CS'cim çok teşekkür ederim. Melo Meister 26. ikinciliğini kutlamış. Hasta oluyorsun sen yine. Çayı unutmadım çünkü Tuba'cım da sağ olsun. Artık yapacağız yani bir şeyler, bilmiyorum. CS47 5 kişiye daha abonelik gönderdi. Bir selam daha mı istedi? Yeni bir selam mı söyledi birine? Amca olduğuna söyledik. Şimdi amca bir dakika dur. CS47'ye gönderilen abonelik 10 tane geldi. Bir matematiksel bir sağlamasını yapıyorum. Amca oğlu, amca tabi baba yarısıdır. Bölü 2 tabi 5. 5 geldi mi? Evet 5 gelmiş. Teşekkürler. Şimdi birinci yakınlara biliyorsun. Ya hadi ben gidiyorum oğlum, ne yapıyorsunuz ya? Babacım. Değerli arkadaşlar, izlediğiniz, destek olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Oy vermeyi de unutmayın. Kavun vs. Ceren. Sonuçta bunun bir oyun olduğunu da asla unutmayın. Bakın çok böyle tırayarsınız. CS47'im çok teşekkür ederim. 15 abonelik giderek bıraktın sağ olsun. Koray son 8. ayıklamış. East East Miami Yesin Mete Suck My Dick demiş. Mete Erham Yesin demiş yani kısaca. Kesin üstüne basa basa söylemen lazım. Bize sağ diyorlar ki kavunu nasıl satarsınız tamam falan filan diyorlar. Hepsi şaka yani, oyun yani. Bunlar şaka arkadaşlar. Bizim burada ekipte kendi içimizde hiçbir problemimiz yok yani, oyuncular tamamıyla olarak. Siz dışarıdan birazcık fazla kuruluyorsunuz. Bunu yapmayalım. Yani ne kadar tryhard olmasa, repel de olsa bayağı bir tryhard kuruluyorsunuz. Yani kurulmaya gerek yok bu abi. Burada biz bizeyiz. Haydi öpüyorum sizleri. Allah'a emanet olun. Arkadaşlara. Ay pardon. Pardon. Ne ucuk? Enca 233 abonelik göndermiş. Öpüyorum.
Kestik. Kes. Takos kes. Kes. O karamanın da bacağını kıracağım. Onun var ya, onun içinden geçeceğim. Rahat ol.